Döndü Karaçoban'ın kaybında her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Döndü teyzesini aradı mı? Herkes birbirini neden yalanlıyor? Gizemli kaybın ardındaki gerçekler ne? Birazdan. 5 yaşında otizmli savunmasız bir çocuk. Akıllara gelen en büyük soru ise minik İbrahim'in hayatta olup olmadığı. Günlerdir neden tek bir ize rastlanılamıyor? Küçük çocuğun başına ne gelmiş olabilir? Otizmli İbrahim Ay nerede? Birazdan. Otizmli Taha Yiğit'in kaybında 19. güne gelindi. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Taha'nın izine rastlanıldı mı? Otizmli Taha Yiğit nerede? Birazdan. Merhaba sevgili seyirciler. 8 Mayıs Cuma Star TV'de Gerçeğin Peşinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son yayın günde sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte her zaman olduğu gibi güzel bir gün geçirin diyorum. Değerli hocalarım bizlerle birlikte adli tıp uzmanımız Taner Güven, birazdan hukuk danışmanımız Hasan Koca Bey bizimle birlikte olacak ve uzman psikolog Hasan Ersin de bugün bizimle birlikte. Çünkü 11 yaşındaki İpek konusunda Hasan Bey'in desteğine ihtiyacımız vardı. Sağ olsun hemen geldi. Bugün bazı görüşmeler yaptı. İpek konusunda ne noktaya geldik? Birazdan kendisinden alacağız. Çok hassas bir konu İpek'in konusu. Çünkü söylenen iddialar bizi ürküten, korkutan iddialardı. 11 yaşındaki çocuğun işte 3,5 yaşından bu yana ağır işkence altında kaldığını iddia etmişti teyzeleri. Hemen şikayette bulunduk. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şubedeki ekipler çalışmalarını başlattı. İpek'in annesiyle, İpek'in birlikte yaşadığı kişiyle konuşuldu ve takip edileceği söylendi. Ama burada babanın gelme nedeni 8 yıldır görmediği kızının velayetini almak aslında. Bunu istiyor. Ama anne de velayeti istediğini söylüyor. Ne olacak? Birazdan canlı yayında bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Leyla Hanım çok heyecanlı gördüm bugün seni. Hem heyecanlı hem üzüntülü. Üzüntülü. Neden üzüntülüsün? Birazdan konuşacağız onu. Tamam mı? Birazdan niye Leyla Hanım üzgün? Dün çünkü dedi ki yıllar sonra İpek'imin iyi olduğunu öğrenince rahat bir uyku uyudum. Ama bugün biraz hüzünlü. O hüznün sebebini konuşacağız kendisiyle. Döndü Karaçoban'ın kaybı ile ilgili biliyorsunuz her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Dün Cemil Bey ile ilgili Sultan Hanım'ın söyledikleri şaşırtıcıydı. Bugün Cemil Bey de canlı yayında olacak. Döndü'nün ablası ve abisiyle birlikte bu konudaki gelişmeleri size aktaracağız. Yeni bir konuğum daha olacak. O da kızı için programa geldi. Ama biliyorsunuz iki kayıp çocuğumuz var. Günlerdir arama çalışmaları devam ediyor. Önce onlarla başlamak istiyorum. İki özel çocuk, otizmli Taha ve otizmli İbrahim. Biri İstanbul'da kayboldu, biri Sinop'ta ve ikisinin de kaybolduğu tarih 20 Nisan pazartesiydi. Taha her yerde arandı. Taha ile ilgili İstanbul'da deyim yerindeyse görüldüğü noktalarla ilgili yapılabilecek ne varsa günlerdir yapılmaya çalışılıyor. Taha'yı gördüğünü söyleyen insanlar var ama Taha hala bulunamadı. Son durum nedir? Hemen bir Emre Timur'a bağlanalım istiyorum. Emre. Duyabiliyor musun beni Emre? Evet duyuyorum canım. Emre dün farklı bir noktaya gitmiştiniz. Taha suyu sever dediği için ailesi işte Karaburun'daydınız ve orada aramalar yaptınız. Bugün ne durumda, arama çalışmalarında neler yapılıyor? Herhangi bir bilgiye, bulguya rastlandı mı? Evet İnce Hanım, Taha'yı arama çalışmaları 19. günde de devam ediyor. Dün dediğiniz gibi Karaburun mevkiinde bir arama yapılmıştı. Aynı zamanda Karaburun dışında 6 mevkide de köyde de arama yapılmıştı. Bunların isimleri Yeniköy, Terkuz, Taya Kadın, Baklalı, Balaban, Hacımaşlı. Akşam saatlerinde çalışmalar sona erdiğinde maalesef ki Taha'dan bir izle rastlanamadı. Ve bir ihbar da gelmediği için artık ekipler şehir içine doğru yönelmek istediler ve bugün 6 bölge daha tespit edildi. Bu 6 bölge Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı, Kayabaşı,
Avcılar ve Şamlar bölgesi. Ekipler bugün 6 kola ayrılıp orada arama yapacaklar. Aynı zamanda polis ekipleri de bugün tekrar mobeseleri inceleyecekler. Şöyle bir durum var ki artık kırsal bölgede, ormanlık alanda tahaya bir tahadan birisi rastlanmadığı için ve ihbar da gelmediği için ekipler artık şehir içine doğru yönelmek istiyorlar. Aranmadık bir yer kalmaması adına. Dün şunu da belirtelim, Karaburun mevkiinde bir drone kaldırıldı. Evet. Tepeden görüntüler alındı. O sırada sahilde tek başına birisi kameraya yansıdı. Ve bunun üzerine ekipler o bölgeye gittiler. Ancak o kişinin de taha olmadığı ortaya aslında çıktı. Aslında o görüntüler nasıl heyecanlandırdı sizi? Ona dair bir küçük bir bandımız var. Yani herkes bir heyecanlandı. Orman içerisinde tek başına yürüyen kişi taha mı diye, ama sonrasında senin dediğin gibi olmadığı çıktı. Ama her ihtimal değerlendiriliyor. O açıdan bu görüntüleri de bir kez daha paylaşalım istiyorum sizinle. Hem otizm hem de epilepsi rahatsızlığı olan 19 yaşındaki kayıp Taha Yiğit için arama çalışmalarına drone'la destek verildi. Taha Yiğit, sesimi duyuyorsan buraya doğru gel. Bu kişi Taha mı? Az evvel bir drone uçuruldu ve gökyüzünden saha incelendi. Bir kişiye rastlandı. Hemen sol tarafında bulunan arazide şimdi de bir ekip yönlendirildi. O kişinin yanına doğru gidiyorlar. Bakalım o kişi Taha mı değil mi? Taha Yiğit nereden nereye kaçtı? Taha Yiğit. Birazdan Taha Yiğit nereden nereye kaçtı? Yani o kaybolduğu güzergahla ilgili bilgileri tekrar bir hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Çünkü bunlar önemli. O noktada birileri görmüşse diye tekrar bizimle paylaşsın istiyorum. Az önceki görüntülerde, yani drone'da görülen kişi heyecanlandırdı insanları. Ama o olmadığı anlaşıldı. Emre, bu süreçte tabii bütün bunlar aileye de bir yandan umut veren, bir yandan da büyük hayal kırıklığı yaşatan durumlar. Anne babayla görüşebildin mi? Onların durumu nasıl? Evet, anne baba da dediğiniz gibi onlar da her gelen ihbarda umutlanıyorlar. Kitağının kaybından bugüne kadar yaklaşık bir 40'a yakın bir ihbar geldi ve hepsi de incelendi. Ancak buna rağmen bir sonuç çıkmaması onları da umutsuzluğa maalesef ki sürüklüyor. Bu şekilde onların da düşünceleri canım. Evet, hatta baba şu anda telefonda Emre. Bir babayla da bunu konuşalım istiyorum ben. Artık 20 Nisan'dan bu yana, bugün 8 Mayıs, neredeyse 20 gün olacak. Taha Engin Bey'in yanında kayboldu. Yani bir baba için çok zor bir durum. Özel bir evlat, bin bir emekle bugünlere getiriyorsunuz. Sonra evde sıkıldığı için bu karantina sürecinde bir hava alsın diye onu sahile yürüyüşe götürüyorsunuz sevgili seyirciler. Konu bu aslında. Ve 19 yaşındaki evladınız sizinle birlikte eve doğru girdiğini düşündüğünüz anda yanınızdan kayboluyor ve siz ondan sonra dere tepe, her nereden bir ihbar gelse o benim oğlum mu diye oraya koşturuyorsunuz. Engin Bey. Buyurun. Bütün bu yaşananlar, buyurun. Yani sizin için hani deyim yerindeyse ayakta durmak bile çok zor şu anda değil mi? Evet, yani çok bizim için yani zor, son derece yani üzüntülü ve zor bir süreç oldu. Hani her yerde aradık, bulamadık. Yani aramaya da devam ediyoruz ama hani elimizden de bir şey gelmiyor. Zor bir süreç oldu bizim için. Eşinizin durumu nasıl? Yani eşim de çok üzgün, ayakta kalmaya çalışıyor. Hani bir hem ayakta kalmaya çalışıyor hem tahayı da bir noktada aramaya da çalışıyor. Yani çünkü hani sadece üzülmek yeterli değil ya. Bir çalışma, hani arama da yapmamız gerekiyor. Arıyoruz. Çünkü umudunuzu yani, hiç yitirmiyorsunuz evladınızı bulma tabii, yönünde. Değil mi? Evet. Evet, umudumuzu yitirmiyoruz. Yani Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Şimdi bir evladınız yüzden daha var. Evet. 12 yaşında. Hocam aileyi bir iki cümleyle, şimdi o çocuk da korku hissediyor olabilir mi? 12 yaşında bir kardeş, otizmli abisi kayboldu ve günlerdir anne baba sokak sokak onu arıyor. Onunla ilgili de bir destek almaları gerekir mi? Şimdi biraz süreçlerde çocuğumuzun tepkilerini ölçebiliyor muyuz? Yani herhangi bir davranış değişikliği gözlemlediniz mi? Acaba ona bakacak fırsatları da olmuyordur ki ailenin hocam. Sokak sokak büyük çocuğu arıyorlar nerede diye şu evet, anda çünkü. De, hani anne belki çocukla da ister istemez ilgileniyordur. Yani kontrolsüz olsa dahi evdeki çocuğuyla da ilgileniyor olabilir. Sizden sadece şunu öğrenmek istiyorum. Hocam mikrofonda bir sorun varmış galiba. Ona bir baksın arkadaşlarım. Sonra bunu sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi Engin Bey,
Taha kaybolduğunda sizin yanınızdaydı ve siz dediniz ki 10 metre arkamdan geliyordu. Ve sonrasında işte ben bahçede olduğunu zannettim ama ortadan kayboldu. Ve daha öncesinde de böyle koşarak gidiyormuş sizin oğlunuz. Birkaç kere daha bunu yaşamışsınız. Ama hepimizin kafasını karıştıran şey Küçükçekmece'de kaybolan Taha'nın işte Başakşehir'de aynı gün akşam yemek yerken görülmesi. Ve buna rağmen de onu orada gören kişi öğretmenin eşi olmasına rağmen bir gün sonra bulunamaması gerçekten hem çok üzücü hem de çok şaşırtıcı. Başakşehir'e o lokantaya daha önce gitmiş miydiniz birlikte siz? Yok, gitmemiştik. Başakşehir'e dahi hatta gitmemiştik. Ancak Sefaköy'e gidiyorduk. Çünkü... Yani o zaten kaçtıktan sonra hani minibüsler bizim böyle eve çok yakın. Yani evet. 50-100 metre mesafede pastaya binip hani Sefaköy'e geçmiş olduğunu tahmin ediyoruz ki orada gören bir böyle bir bayan var. Sefaköy'de aynı ondan, gün mü? Evet. O gün kaçtığı gün ondan sonra da lokantada görülmüş. Yani bir minibüsle Küçükçekmece'den Sefaköy merkeze gidiyor bu durumda. Oradan da Başakşehir'deki lokantaya gitmesi için tekrar bir hastaya binmesi lazım. Bir otobüse mi, oraya giden bir minibüs mü var? Oradan binmiş, nasıl gitmiş o zaman? Yani o Sefaköy'de de zaten hani Başakşehir'e giden minibüsler var. Ya yani Sefaköy'den Başakşehir'e giden otobüsler var. Yani ne şekilde binip gittiğini bilmiyoruz ama hani minibüs şimdi, veya otobüste binip gittiği belli oluyor. Anlaşılıyor yani. Engin Bey, oğlunuzu en iyi tanıyan sizsiniz. Özel bir çocuk olduğu için bizim yapacağımız bazı değerlendirmeler yanlış olabilir. Şimdi evinden kaçıyor, evin önünden bir minibüse biniyor bu durumda. Minibüsten inip bir merkeze gidiyor. O merkezde tekrar bir minibüse binip tekrar başka bir yere gidiyor ve tam da Başakşehir'de, tam da onun öğretmeninin oralarda, eşinin olduğu lokantanın önünde inip yemek yiyor. Yani biraz bu olabilecek bir şey mi? Yani o minibüsten o minibüse inip biner mi Taha? Biner. Yani vasıta biner. Yani bir minibüse inip bir otobüse binebilir, metrobüse binebilir. Yani o konuda kabiliyeti, beceriklidir yani. Peki ineceği noktada seçim yapmasını sağlayan bir şey var mıdır? Yani mesela niye o lokantanın önünde ya da oraya gitmiştir? Niye Sefaköy merkezde inmiştir? Dikkatini çeken unsurlar neler? Onlar yani tamamen bence rastlantı yani. Öyle denk gelmiş yani. Çünkü şimdi, hani bu tam olarak şimdi hangi otobüs veya minibüse bindiğini bilemediği için öyle denk gelmiş yani. Denk gelmiş diyorsun. Eve görmek istemiş herhalde belki de. Şimdi o güzergahı Emre Timur bir tekrar bir çekti. Yani evden çıktığında hani Başakşehir'e nasıl giderdi ama siz şimdi arada bilmediğimiz bir bilgi daha verdiniz bize. Siz diyorsunuz ki Başakşehir'e gitmeden önce Sefaköy'de görülmüş. Sefaköy'de saat kaçta görmüş bu hanımefendi oğlunuzu? Yani öyle gördüğünü söylüyor. Bir saat kamera görüntüsü buldunuz. 4 civarında görmüş. 4 civarında gördün söylüyor. Engin Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi normal şartlarda genel anlamıyla tabii farklı, bunların yelpazesi çok farklı ama. Hocam hoş geldin. Otizmli çocuklar daha böyle kapalı çevrede, hani dışa açılamaz, ilişki kuramaz. O yüzden de tek başına duramazlar. Siz şimdi bu minibüs otobüs konusunda becerikli olduğunu nasıl biliyorsunuz? Yani siz bırakıyor bakın, muydunuz veya özel bir eğitim mi verdiniz? Yani bunun tanısı dolaylı otizm. Tam manasıyla otizm ama dolaylı otizm hocam olduğu söyleniyor. Hocam şunu soruyor. Tek başına de seyahat eder miydi daha önce de bu kadar bunu bilebiliyorsunuz diyor. Çoğu edemez yani. Aynen, evden bile çıkamaz. Tek başına... Çocuk böyle dışarıya alışkın bir çocuk. Yani biz daha minibüse otobüse bindirmeden hani gezmek istediği zaman minibüse binip oturuyor. Otobüse binip oturuyor, öyle bir çocuk. Otobüse yani, binip oturuyor ama siz orada, siz yanındayken bu oluyor. Hocam şunu sordu aslında. Siz onu hiç yalnızken bir yerden bir yere seyahat etti mi daha önce Taha? Yani bunu yapabildiğini yok, nereden etmez. Biliyorsunuz? Yani ederse kaybolur zaten. Ama şimdi de kaybolmuş. Otizmli bir çocuk şimdi de kayboldu. Şu güzergah Hasan Bey, hem bunları dinlediniz, hikayeyi de bugün bizimle birlikte görüyorsunuz. Taha'nın evden çıkışından Başakşehir'e gidişi, orada işte o lokantaya girişi, nereden nereye gitmişi anlatan bir bandımız var. Onu izleyelim. Sonra bunu da değerlendirin istiyorum. Taha Yiğit nereden nereye kaçtı? Taha Yiğit 20 Nisan Pazartesi günü saat 10.30'da babasıyla tam da bu binanın, yani oturmuş oldukları evin önüne geldi. Ve Taha bir anda kaçmaya başladı. İddiaya göre otobüs duraklarına doğru, yani hemen şu istikamette olan otobüs duraklarına doğru Taha yöneldi.
iddiaya göre Taha bir vesayete binmişti. Evet, bir vesayete binmesi için hemen arkamda görmüş olduğunuz şu sokaktan çıkıp 100 metre yürüdükten sonra sağ tarafında bulunan otobüs durağına gelmesi gerekiyor ve bu şekilde otobüse binmiş olabilir. Ekibimiz Taha'nın daha önceki kaçışlarına şahit olan komşularıyla da görüştü. Karşı binada oturuyoruz. Tanıyorum ama çocukla samimiyetim yok. Zaten her yerde konuşmuyormuş. Çocuk bazen çok hızlı bir çocuk. Böyle aniden kaçardı, babası peşinde koşardı. Ani bir dönüş yapar kaçar. Yazın ben bir sahile, Şürge sahile gideriz. Sahilde babası bunu gezdirir. Ondan sonra ilgilenir. Tekrar beraber çıkar gelirler. Yani en ufak bir gün o çocuğa herhangi bir kötülük ben görmedim. Bir anda evden çıkıyor böyle, gidiyor. Sonra babası peşinden gidiyor tabii. Getirmek istiyor ama gelmek istemiyor. Yani ne yapmak istediğini ben de bilmiyorum. Sonra kepenkleri falan vuruyor. Babasına şey yapıyor, direniyor. Ama tabii babası hiç böyle el kaldırdığını, kötü hakaret ettiğini görmedim. Ne istediyse şu ana kadar hep yaptığını gördüm yani. Taha'ya yemek ısmarlayan işletme sahibi ve çalışanı bir an önce bulunmasını istiyor. Geldi, kivi yedi, işte portakal yedi ama kabuklarıyla beraber yedi. Çok şüpheli bir tarafı yoktu ama hani ben de normal bir insanmış gibi, hani o zaman şüphelenmedim ben, bir eksikliği var gibisinden. Aldım, arkadaşlara getirdim, yemek ısmarladım. Taha buraya geldikten sonra, 2 gün sonra evde ben eşim telefondan baktığında ben gördüm. 22'sinde evde ben akşam fotoğrafını görüyorum telefonda. Ve orada hemen kamera kaydından 1 dakikalık, 1,5 dakikalık kayıt alıyorum. Taha'nın annesine WhatsApp'tan gönderiyorum. Ondan sonra yani daha sonra görmüyoruz burada Taha'yı. Taha'nın fotoğrafını da kapıya astık zaten. İnşallah bulunur kendisi. Yani bulunması için biz de gerekenleri yapıyoruz. Haber veriyoruz her yerlere. Paylaşıyoruz telefonlarda. Otizmli Taha Yiğit nerede? Şimdi Engin Bey, ben şöyle hatırlıyorum. Eşiniz bize geldiğinde yayında şöyle anlatmıştı. Taha kaybolduktan işte o aynı gün Başakşehir'de bu lokantada yemek yedi ve sonra o akşam Taha'nın kaybolduğunu bilen öğretmeni bundan bahsettiğinde onun eşi de ben bu çocuğu Başakşehir'de gördüm, lokantada işte yemek yemesini sağladım dedi diyor. Ama şimdi o beyefendi diyor ki 2 gün sonra ben bunu öğrendim diyor. Engin mi? Kimmiş Taha? Ama 2 gün sonra veya 2 gün sonra farkına varmış olabilir yani onu. Ama ertesi gün dedi eşin zaten biz, kamera görüntülerinin hani nasıl tamamı olmaz diye de biz bunun üstüne şey yaptık, silecek bir vakit. Şimdi bak o gün o lokantada yemek yemiş. Evet. Eğer farkına varsaydı o gün bizi arardı zaten. Hani olay kayboldu duyulduktan sonra yani 2 gün sonra farkına varmış lokantacı. Peki Engin yani, Bey, ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Birisi alıkoymaya kalksa Taha'yı, tanımadığı birisi, tepkisi ne olur, ne yapar? Ya hırçınlaşabilir yani, hırçınlaşabilir biraz. Yani birisi kolundan tutup götürebilir mi evine veya başka bir mekana, şuraya buraya? Yani hırçınlık yapabilir de hani ikna edip götürülebilir de yani. Hani her türlü... İkna edilmesi yani her türlü için illa tanıdık mümkün. Biri olmasına gerek var mıdır, yoksa herhangi biri de ikna edebilir mi? Nasıl? Yani illa tanıdığı biri olması mı gerekir ikna olması için, yoksa herhangi biri tabii de ikna edebilir mi? Tabii tanıdığı biri olması gerekir. Genelde yani, hırçınlaşır herhangi yani. Herhangi biri, dışarıda tanımadığı biri ikna yani edebilir mi? Yani herkese inanıp gitmez. Tanıdık olması gerekiyor. Güvenebilmesi lazım. Yani kendini rahat hissetmesi lazım bu tarz çocukların. Güven duyması lazım. Tabii güven duyması lazım. Yani kendini güvenli bir ortamda hissetmesi lazım. Ona göre hareket edebilirler. Normalde ben şeyi merak ediyorum. Daha önce bu güzergahı sizinle beraber gittiği oldu mu? Yani Sefaköy'dü, Başakşehir'di, sizinle beraber yok, bu güzergahı kullandığı oldu mu? Yok, biz Başakşehir'e hiç gitmedik daha önce. Ama Sefaköy'e gidip geliyorduk yani. Sefaköy bildiği bir yer sahanı. Orada sakin sakin yemeğini yiyor. Kendini gayet rahat hissettiği bir görüntü. Ben yanılıyor muyum? O görüntüye baktığınızda lokanta içerisinde hani otizmli çocuklar... Şimdi onlar bu şekilde baskı altında olmadığı sürece zaten normal davranış içerisindeler. Yani bu şekilde bir rahatsızlık göstergesi belirtmezler.
restoran sahibini de söyledi. Yani ben normal olarak karşıladım dediği, kendi rutin bir hayatını idame etme şeklidir o. Ama baskı altında olur, bir saldırganlık gösterecek bir ebaresi olursa da bu tepkiyi verirler. Onlar o şekilde kontrol altında tutulamazlar yani. Şimdi Taha'nın öğretmenin eşi işte orada onu görüp haber veriyor ve sonrasında da bu lokantadaki görüntülere erişiliyor. Hilal Hanım şu anda hatta. Hilal Hanım merhabalar. Hilal Hanım duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Siz Taha'nın ne zamandır öğretmenisiniz? Rehabilitasyon merkezinde sizin... Yok, normal okul öğretmeniyim ben. Ha, kaynaştırma öğrencisi mi Taha? Hayır, normal özel eğitim okuluna geliyor. Ha, özel eğitim, uygulama. Özür dilerim, özür dilerim. Evet. Taha zaten çok okula gelen bir çocuk değildi. Sürekli kriz falan geçirdiği için bir de kaçma eğilimleri vardı. Evet. O yüzden anne yollamıyordu açıkçası. Yani mesela okula gelen bir çocuk değildi derken ne kadar aralıklarla okula gelirdi Taha? Yani toplasanız bir hafta falan ya gelmiştir ya gelmemiştir, öyle söyleyeyim. Bu bir derken, bir haftayı ne, bir dönem için mi söylüyorsunuz, bir yıl için? Evet mi? Evet, bir dönem için söylüyorum. Bir dönem içerisinde özel eğitim aldığı okula sadece bir hafta geldi. Yani çok gelen bir çocuk değildi, annesi sürekli kriz geçirdiğini falan söylüyordu. Çünkü çocuk epilepsi hastasıydı. Evet. Yani kriz geçirdiği için annesi getiremiyordu. Kadın sürekli biz konuşuyorduk zaten kadınla. Evet. İlaçlarını aldığında da bunlar kontrol altına alınamaz mı? Yani şimdi mesela sizin okulunuza kaç yıldır geliyor Taha? Siz bu yıl mı ilk defa öğretmeni oldunuz? Ya da ben ilk defa öğretmeniyim. Evet. Yani daha önce de geliyormuş zaten. Sınıfta hani kaldığı için. Benim sınıfıma vermişlerdi. Daha önceki yıllarda da yine böyle işte çok az sayıda gün mü geliyormuş okula, daha kısa sürelerle mi geliyormuş? Evet evet, yani çocuk epilepsi hastası olduğu için galiba. Peki, Hilal Hanım, epilepsi hastası başka çocuklarınız da vardır mutlaka okulda merak yani. Ediyorum. Öğrenme güçlüğü çekiyor muydu yoksa? Yok, algıları açık bir çocuk. Yani verilen talimatları yapabiliyor, uygulayabiliyor, evet, anlayabiliyor. Evet, doğru evet, bakım uygular. O da var. Evet, uygular. Peki bu nöbet geçirmesinin neden olan şey neydi? Okulda hiç şahit oldunuz mu? Yani hiç bir baskı altında mıydı? Hiç okulda şahit olmadım. Dediğim gibi 5-6 kez falan ya geldi ya gelmedi. Bir yıl içerisinde bir çocuk niye 5 ya da 6 kez okula gitsin? Engin Bey, ilaçlarını kullandığı sürece epilepsiyle ilgili tekrar sorun yaşanabilir mi? Bilmiyorum ama bilmediğim bir alan ama. Yok, şöyle söyleyeyim ben. Hani bu nöbetleri tetikleyen şeyler olması lazım. Başka bir unsur. Tabii unsur olması lazım. Bir de ne olabilir ne kadar hocam? Süreç, nöbeti ne tetikler mesela? Baskı başka? Altında hissetmesi ve güvensiz ortam oluşturulması lazım bu tarz çocuklar için. Kendi kontrol idamesini kaybetmesi gerekiyor. Nöbeti tetikleyen, ben onu merak ediyorum. Ne kadar sıklıkla nöbet geçiriyordu mesela? Engin Bey hatta babası bize söylesin bunu. Yani evde normal süreçlerde ne gibi bir durumlarda nöbet geçiriyordu? O tetikleyici unsurlar önemli çünkü. Engin Bey. Bakın, şimdi bu bazen bir haftada bir defa da nöbet geçirebilir. 15'e bir de defa da, 15 günde bir defa da nöbet geçirdi olabilir. Ama ondan ziyade hani okula gitmemesinin sebebi hani okulda kapalı ortamda sıkılması. Biz öyle anlıyoruz yani. Evet, Engin, o yüzden yollamıyorduk. Şimdi otizm nedeniyle saldırganlaşması başka bir şey. Epilepsi krizi, yani sara krizi bambaşka bir şey. Yani bizim burada sorduğumuz sara krizi. Kendini güvensiz hissedip saldırganlaşması, işte agresif tavırlar içine girmesi değil ama hani o klasik epilepsi krizini geçiriyor muydu? Ne sıklıkta geçiriyordu? Yani düşüp hani ağzı köpürüp tamamen bilincini haftada bir defa, 15 günde bir defa. İlaçlarını kullanmıyor muydu? Kullanıyordu. 20 günde bir defa. Uzun da olabilir, kısa da olabilir yani. 20 öyle... günde... Ama bu çok sık yani, ilaç kullandığı halde hani 20 günde bir defa bile desek çok sık nöbet geçiriyor. Bu çok ciddi sık bir durum. Evet, sık geçiriyor. İşte buna maruz sık kalma nedeni nedir? Bunu tetikleyen unsurlar olabilir diyor Hasan Bey. Kendini baskı altında hissederse, kendini güvensiz bir ortamda hissederse, otizmli bir çocuk, epilepsi hastası bir çocuk kendini neden güvensiz ve baskı altında hissedebilir hocam? Ev ortamında da olsa istemediği bu durumla karşılaşmış olabilir. Yani aile bireyleri olarak nihayetinde otizmli bir çocuk olduğu için algıları açık da olsa görev talimatlar yapılırken ailenin istediği gibi olmayabiliyor. Nihayetinde özel eğitimler bunun aile için de var. Yıpranıyor. Evet. Aile de ister istemez psikolojik men yıpranıyor ama bu süreçlerde istemediği bir olayla da biraz daha yani iyisini yapması istediğimiz için biraz daha zorluyorsak, hı hı, bu kendini ortamdan çıkaramadığından nöbet geçirmesine neden olabilir.
tetikleyebilir diyorsun. Tetikleyebilir, baskı altında hisseder kendisi. Engin Bey, şimdi bir de ben gerçekten anlamadım. Özel eğitim almasına ihtiyaç var ve epilepsi krizi geçirecek diye okula göndermemek, bir yılda 5 kere gitmesi ne demek bir çocuğun? Buyurun hocam, bir şey söylediniz. Evet. Bakın, bu okula gitmese bile özel rehabilitasyon merkezine gidiyordu. Orayı çok seviyordu. Orayı normalde biraz fazla gönderiyorduk yani. O şekil yani. Özel rehabilitasyon merkezine gönderiyorduk. Oradan mutlu geliyordu çocuk yani. Okulu pek istemiyordu. O yüzden yani biz de okulda sıkıldık için göndermedik. Şimdi Engin Bey çok önemli bir şey söyledi biraz önce. En uzun periyot 20 gün. Nöbet haftada için. Bir bazen. Şimdi 20 gün oldu yani, kesin biz geçirmiş. Nöbet geçirdi şeyiyle, gözüyle görmeliyiz. Kalabalık bir yerde geçirse hastaneye belki gönderilebilirdi. O zaman da ortaya çıkardı. Çünkü hani kimliği meçhul kişileri herhalde takip ediyordur. Bir yığın ekip var arama yapan. Yani. Hilal Hanım, vereceğim size söz. Evet. Bu durumda bu çocuk bir yerlerde, yani kalabalık olmayan ıssız bir yerde nöbet geçirip kalmış olabilir. Yani bu daha sık olur. Biraz korku da endişelerimizi arttırıyor. Endişeyi arttıran bir durum. Ama Hilal Hanım'ın söyleyecekleri vardır. Hilal Hanım, baba diyor ki yani rehabilitasyon merkezinde kendini daha hissediyordu, okulda kötü hissediyordu, kriz geçirebilir diye göndermedik gibi bir şey söyledi. Ne söyleyeceksiniz daha ile ilgili? Buyurun. Ya daha önceki yıllarda belki bu tarz hani sevmeme gibi durumlar olabilir ama okula doğru düzgün gelmediği için biz sahayı tam olarak zaten tanıyamıyoruz. Peki biz ailesiyle konuştunuz mu bu konuyu? Yani bu çocuğu niye göndermiyorsunuz? Evet, evet. Ne dediler? Evet. Ya iki öğretmen birlikte zaten çalışıyoruz biz. Evet. Zaten biz hani öğrenciyi, veliyi sürekli aramak zorundayız. Evet. Ya biz sürekli arıyorduk hani çocuğu gönderin falan diye. Zaten bu çocukların bireyselde olduğu için belli saatlerde geliyorlar. Evet. Yani haftanın 3 günü alabiliyoruz. Evet. O 3 gün içerisinde de çocuk rahatsız oluyordur. Genelde zaten bizim öğrencilerimizde böyle sıkıntılar olabiliyor. Birçok öğrencimizde var. Ama siz zaten bunun için bu arada çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Ben bütün evet. özel eğitim alanında çalışan hocalarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Bu çok büyük bir özveri ve sevgiyle yapılabilecek bir iş. Yani ama haftada 3 gün olan bu 1-2 saatlik işte o eğitimler çok değerli eğitimler. Yani bunlar mesela Taha'yı sıkan, rahatsız eden şey neydi sizce? Sizin bu konuda bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Çocukla etkinliğe başlıyoruz. Çocuk etkinliği çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Evet. Ondan sonra gitmek istiyordu. Yani odak noktası neresiydi mesela? Ama çocuk algıları açık bir çocuk. Mesela çantasını almadan çıkmazdı. Yani hani dikkat süresi kısaydı anladığım kadarıyla. Dışarı mı çıkmak istiyordu, evine mi gitmek istiyordu? Ya bak, yapmak istediği başka bir şey mi vardı mesela? Yani okul içerisinde bir kere kaçma eğiliminde bulundu. Zaten bütün önlemler alınıyor okulda da. Evet. Ama o geldiği zaman ben daha çok hani herkese haber veriyordum. Çok dikkatli olun falan filan diye böyle konuşuyordum. Çünkü daha önce kaçma eğiliminde bulunmuş. Ailesi... Benim yanımda da kaçmaya çalıştı. Ben onu kapıda yakaladım. Öğretmen arkadaşlar da yardımcı olarak biz onu içeriye aldık. Nereye gitmek istediğini sordunuz mu peki? O aşamada bir şey söylediniz mi? Ama konuşamıyor. Yani ben onun nereye gitmek istediğini o anda algılayamıyorum zaten. Anladım. Peki annesiyle hiçbir paylaşımınız oldu mu? Size Taha ile ilgili özel bir şey söyledi mi? Evdeki davranışları, rahatsız olduğu konular noktasında. Hayır, yani çocuk aslında algıları açık. Bir de kendini böyle... Biraz ısırma şeyleri falan var sinirlenince. Biz de onu çok sıkmıyorduk zaten. Etkinliği bitirince kendisi kaldırıyor etkinliği. İstemezdi. Yani şimdi sorduğum soru tuhaf olabilir ama kendini ısırması bir şeyin göstergesi olabilir mi? Ya da bu tür çocuklar böyle ya tepkiler veriyor mu? Bir şey istemeyince mu? Kendini ifade edemiyor çocuk. Evet. Bu daha önceden onda oluşan bir şey zaten. Evet, saldırgan kendini ifade edemeyince bu şekilde ifade etmeye çalışıyor. Peki şimdi siz... Bir başka öğretmeni daha var şu anda, Burak Bey, hatta bir rehabilitasyon gittiği rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni. Burak evet, Bey'le doğru. de bir konuşalım istiyorum ama Hilal Hanım lütfen hatta kalın. Çünkü bu görüldüğü lokantada onu gören kişi de sizin eşiniz değil mi? Evet. Evet, onunla eşim, ilgili de evet. sorularım olacak size ama bir Burak Bey'le de Taha'nın durumu ile ilgili konuşalım istiyorum. Burak Bey, hoş geldiniz programımıza.
Televizyonun sesini kısar mısınız lütfen? Alo. Merhaba Burak Bey. Siz merhabalar. Ne zamandır Taha'nın öğretmenisiniz? Ben Taha'nın gittiği kurumun genel koordinatörüyüm. Genel. Beyaz Merkezi'nin. Evet. Taha bize yaklaşık 3 sene yakındır gelmekte, eğitim almakta. Evet. Onların oradan gelen başka bir grup arkadaşları da var. Hani diğer başka öğrencilerimiz de var. Düzenli olarak gelmekte. Aile hani bizim kuruma düzenli olarak gönderiyor, çocuğuyla ilgileniyor. Hani benim yakından takip ettiğim bir öğrencimiz. Aile devamlı hani benim gördüğüm kadarıyla okulda devamlı bizi arar, sorar, ilgilenir. Normal zamanlarda en ufak problem çıktığında arar. Burak hocam nasıl yapalım, nasıl edelim? Hani benim gördüğüm kadarıyla, bize geldiği kadarıyla aile çok ilgili ve alakalı. Ya ilgisiz demiyoruz zaten. Çocuk ama okulda hemen sıkılıyormuş. Rehabilitasyon merkezine haftada kaç gün geliyor? Haftada geri geliyordu, 3 gün geliyordu, 2 gün geliyordu. Zaten normal şu an raporla gelen bir öğrenci, yani devletin vermiş olduğu raporla gelen bir öğrenci haftada 3 saat bir eğitim alıyor. Şimdi bunun şunun için soruyorum. Evet belli süreleri var bunu biliyorum devletin karşılığı ama hani öğretmeni diyor ki okula topu topu 5 kere 6 kere gelmiştir bir yıl içerisinde. Onun için soruyorum bunu. Bir de okulda okul için bir şey diyemiyorum ama bizim kuruma devletin tanımış olduğu hakkını yani %90 şekilde kullanıp hani devamlı gelen sürekli gelen öğrencimizden birisi ta. Orada hiç kaçmaya hani teşebbüs etti mi daha önce? Kaçmak daha önce bizim orada şöyle bir sorunla karşılaşmadık. Hani bizde büyük bir kurumuz hani çok fazla hani hocamız var. Devamlı ilgileniyoruz. Hani birebir ilgileniyoruz öğrencilerimizle. Hani bizde öyle bir problemle karşılaşmadık. Özel eğitimde de birebir ilgileniyor öğretmeni. Yani bir bina farklılığı mı çocuğu rahatsız ediyor? Ya şöyle bir şey. Bina farklılığı olabilir veya hani yani kendine göre biz onu bilemeyiz. Beyinler farklı çalıştığı için hani bir güven duygusu veriyordur oradaki öğretmenleri veya çünkü şöyle bir şey, özel çocukların bazı kişilere bağlılığı, işte ne bileyim mekansal evet, hani farklılıklar çocukları evet, etkileyebilir. Hani işte hani problem davranışını tetikleyebilir. Orada gördüğü herhangi bir şey de bunu tetikleyebilir. Hani bu konuda bir şey diyemiyorum. Hani diğer tarafa gitmeme sebebi nedir onu bir şey diyemiyorum. Peki bu Taha'nın işte gittiği güzergahlar, bunları tek başına yakinen takip ettiğim bir öğrenci dediğiniz için bunu söylüyorum. Size Hilal Hanım'a da aynı şeyi sormuş olayım aslında. İşte bir vasıtaya binmiş Sefaköy'e gitmiş anlatılana göre. Sonra başka bir vasıtaya binmiş Başakşehir'e gitmiş. Başakşehir'de karnını doyurmuş. Oradan sonra işte bir yapı marketin orada görüldüğü söyleniyor ama tabii o Taha mı emin değiliz ondan. Bunları yapabilecek bir beceriye tek başına bunları gerçekleştirecek beceriye sahip miydi sizce Taha? Ya şöyle söyleyeyim, Taha aslında istediği zaman bazı şeyleri yapabilen bir çocuk. Biraz da inatçı bir çocuk. Ama hani bana da bazı şeyler çok garip geliyor. Bazı herhalde haberler bana da ihbar yani asılsız gibi geliyor. Çünkü devamlı burada görülmüş, şurada görülmüş diyorlar. O biraz bana da inandırıcı gibi gelmiyor ama bana da mesela otobüse binmesi, ne bileyim hani otobüs şoförünün bir şey sormaması bunlar çok garip geliyor. Çok yani garip bana geliyor. Sizin orada hiç kriz geçirdi oldun Burak Bey. Çok sık haftada bir, 15 günde bir, en uzun 20 yok, günde epilepsi, bir. Yok epilepsi nöbetleri bir kere epilepsi nöbeti geçirdi. Onda da müdahale edilmişti. Çok öyle ufak çaplı geçirmişti. Ondan sonra ilaçlarını falan düzenli alıyoruz. Hiçbir şekilde bir problem yaşamadık. Teşekkür ediyorum Burak Bey. Hilal Hanım bu arada eşinizin onu görme durumu ne zaman eşiniz Taha'nın fotoğrafını gördü de tanıdı siz arandığını söyleyince bir anlatır mısınız? Şöyle oldu. 20'sinde kaybolmuş galiba çocuk evet, ama kimsenin haberi yoktu evet, yani medyada işte evet, ya da bizim okuldaki öğretmenlerden kimsenin haberi yoktu. Evet. Bir gün sonra ayın 21'i saat 23 civarı bizim rehber öğretmenimiz okulumuzun WhatsApp grubuna attı. Ben evet, resmi görünce aa dedim Taha kaybolmuş falan deyince eşim de böyle baktı yanında oturuyordu çünkü. Evet. Dedi ki ben bu çocuğa dün yemek verdim. Öyle deyince dedim ki bir aç bakayım dedim. Evet. O çünkü kamera kayıtları falan şeylerini görebiliyor. Evet. Dur dedi göstereyim dedi. Gösterdi. O an aniden ben zaten o küçük kısa bir kayıt yapıp Emrah hemen bana onu yolladı. Ben anneye ilettim. Anında yaptık yani. Yani bunu kameradan şu bizim elimizde olan kayıt sizin eşiniz Emrah Bey'in size gösterdiğinde çektiğiniz bu görüntü. Evet evet anında hani orada olduğuna dair hemen yollayalım şeyindeydik biz. Şimdi ama eşiniz bir hafta de içerisinde biniyormuş evet, ve hani bundan bizim haberimiz yoktu zaten. Ama aile size ertesi gün geldiğini söylüyor. Yani de kameranın bu görüntünün devamına bakılmadı mı, istenmedi mi o?
İstenmemiştir. Yani istense zaten eşim verir. Yani onlar da verir. Eşim zaten oranın sahibi değil. Çalışanı. Çalışanı. Emrah Bey mi? Eşi mi attı hanımefendinin arkadaşları anlamı? Emrah Bey de attı. Hilal Hanım, bir eşinize de sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Emrah Bey, siz ben ona yemek verdim diye anlatıyorsunuz. Bir tam olarak gelişini, gidişini bize bir daha bir anlatsanıza. Duyabiliyor musunuz beni? Emrah Bey. Emrah Bey, attı mısınız? Hilal Hanım'ın eşine sesleniyorum. Beni duyabiliyor mu acaba? Arkadaşlar. Yani bu cep telefonlarıyla da hani iş yerlerini izleyebilmek için kurdukları program var ya. Neticede orada sadece oturup yemek yediği anın görüntülerini. Ama kamera görüntüsü üzerinden bunu çektiğini söylüyor hanımefendi. Yok, kamera görüntüsü olsa bu kadar net olmaz. Telefondan. Telefondaki uygulama içerisindeki sadece içeride otururken ki görüntülerini çekip gruba atmışlar hemen. Ama bir Ayrem gün, hocam yani niye onu sadece o anı çekip bir gün önce yemiş burada, yemeği zaten. Bakın burada çocuk. Biz gördük, bu çocuk burada yemek yemiş. Bilginiz olsun diye acil hemen göndermişler saat 11 gibi arkadaş, gece. Arkadaş ben şunu anlamadım hocam, şimdi bu çocuk. Tabii delil olsun diye göndermemişler. Yok yok ama daha bu, önce zaten bu olay, çocuk daha önce yemeği yemiş. Bir gün önce yemiş yemeği. Ha, 20'sinde. 20'sinde o anda onu. 21'inde telefonundaki uygulamadan hemen çocuğun orada olduğuna ilişkin kaydı almış ve şeye göndermiş. Ben de diyorum ki 21'inde bu kaydın bu kısmını almışsa bu kaydın önü ve arkası da var 21'inde. O nerede diyorum, onu soruyorum zaten. 21'inde bu kaydı o anda alıp göndermişse bu çocuk bir gün önce burada yemek yedi diye, bu çocuğun çıkışı olması lazım kayıtta. Kesinlikle. Onu soruyorum ben zaten. Bir de bu kayıtların üzerinden yani bir hafta geçmekle silinmiyor. Haberleri olsun. Ben de aynı programı, Emrah aynı şeyi Bey. Kullanıyorum. İçini dolana kadar kaydediyor. Bu bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur. Emrah Bey, bu görüntü yani bir Taha'nın gelişi ve gidişini ben gerçekten anlayamadım hala. Tek başına geldi. Nasıl oldu? Bize anlatır mısınız lütfen? Tamam. Taha markete giriyor. Bizim yanımızda market var. Evet. Lokantanın yanında. Marketçi de bunu alıp orada bir şeyler yemeye başlayınca marketçi alıp bizim lokantaya getiriyor. Evet. Burada da diyor ki bir tane dürüm bir ayran verin. Evet. Yesin burada gitsin dedi. Hani acıkmış dedi. Evet. Ondan sonra biz veriyoruz dürümle ayranı. Burada yiyor. Evet. Sonra çıkıp gidiyor. Yani bir 10 dakika falan burada duruyor. Şimdi çıktıktan yani, sonra o sokaktaki hiçbir kamerada görüntüsü yok Taha'nın ama. Söylenen bu MOBESE kameralarında da görüntü yok. Orada orayı gören bir MOBESE kamerası var mı bu dükkanın önüne? MOBESE kamerası sağ karşımızda durak var. Evet. O durakta MOBESE kamerası var. Dışarıda bizim kameramız yok. Eczanelerin kameraları vardı. Evet. Onların kamerası da herhalde görmüyor onu. Çünkü buradan çıktığında sağa da gidebilir, sola da gidebilir. Direkt karşıya da geçebilir. Bu güzergah üstünde ileride karakol var dendi, hastane var dendi. Yani onların kameralarına da hiç yakalanmamış. Bu görüntünün devamına bakmadınız mı hiç? Yani bunun devamı niye yok ya da öncesi? Şimdi ben kaybolduğu gün, yani burada gördüğümüz gün değil, ondan sonraki gün, yani ikinci günü eve gidiyorum. Evde eşimin telefonunda görüyorum. Bizim öğrenci kaybolmuş diye. Ben de bir baktığımda Taha olduğunu anladım yani. Direkt görür görmez. Oradan da bir dakikalık bir kayıt hemen aldım. Hızlı bir şekilde. Hani ailesine bilgi verebilmek için. Evet. Orada hemen bir dakikalık bir kayıt alıp eşim ailesine gönderdi. O kayıt alırken görmüşsünüzdür. Tek başına mı çıktı dışarı? Yanında birisi efendim? Var mıydı? Yok, yanında hiç kimse yoktu. Tek başına çıktı gitti. Ne yöne gittiğine de kimse bakmadı mı bu çocuğun? Bu da enteresan. O kaydı bir tamamlayalım da. Evet, sonra bu kaydın mesela devamını niye hiç görmedik biz? İşte bu kaydı ben bir dakikalık gönderdim. Evet. Ondan sonra benden bir şey isteyen olmadı. İki gün sonra annesi geldi işte. Daha burada görmüş. Evet, ben anlattım kendisine. Yani hiç giriş ve çıkış kaydını sormadılar kimse. Daha sonra gelince de bir hafta kaydettiği için kameralar, bir haftayı aştığı için tekrar bir kayıt alamadık. Bu biraz silinmişti yani kayıtlar. Çocuğun kayıp başvurusu yapılıyor ve o çocuğun en son görüldüğü nokta bir lokanta ve orada bir kamera var. Bunu polisler de mi, emniyet de mi istemedi Engin Bey? Yani siz bunun tamamını istemediniz mi bu lokanta sahibinden? İşte bir haftadan sonra geldi. 10 günlük olmuştu geldiği işlerinde. İstemedik. Hani
Çünkü zaten o lokantada yemek yedikten sonra çıktığı söylendi. Şimdi arkadaşlar tanıdık olunca hani devamını kameradan istemedik. Sonra bir burası biraz geride kaldı. Engin Bey ama çıktığında şunu bilmiyorsunuz ki orada görülen onunla ilgili bir kamera kaydı yok. Bu çocuk çıktığında sağa mı yürüdü, sola mı yürüdü yoksa araçta çok rahat binen bir çocuk acaba arabaya mı bindi? Kapının önünde onu gören biri mi bekliyordu? Bunu merak etmediniz mi? Ben mi yanılıyorum? Çok haklısınız. Yani benim anladığım kadarıyla veya yürüyerek anladım. İlk başta siz nasıl olsa bir iki gün içinde çıkar. Daha önce de kaçmış bulmuşsunuz ya o şeydeymişsiniz. Yani bu kadar ileri boyuta varacağını düşünmüyor musunuz? Bir de o yemek yani o dediğiniz yerde ikinci görüldüğü yerde kamera kaydı yok. Sadece ifade var. Ben kesin eminim bu çocuktu diye. Nasıl kesin emin benzetmiş olabilir? Kamera kaydı var. Yani yüzünü görmüyoruz orada sadece. İşte onu söylüyorum. Yürüyüşü var ama üstündeki. Hayır, var da siz diyorsunuz ki oraya kadar yürüyerek gitmiş diyorsunuz. Oysa ki yol üzerindeki yani bu otoban kameralarında hiçbir şekilde kaydına veyahut da görüntüsüne rastlanmamış. Yani yürüyerek gitmesinin biz imkansız olduğunu düşünüyoruz. Yoksa emek yapı dediğiniz kişi evet %100 teşhis ettiğini söylüyor. Görüntülerin de olduğunu söylüyor. Ben daha bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii ki her alternatifi düşünmek zorundayız. Bir düşmanınız var mı? Yani size zarar vermek isteyen birileri var mı? Hayır. Oğlunuz üzerinden size zarar vermek isteyen birileri olabilir mi? Yok. Hiç kimse yok. Çünkü sizin de imkansız çünkü bir kayıt yok ortada. Yani otobüsle de gitmiş olabiliriz yani. Oradan mümkün değil diye o gün anlatıldı. O güzergahta olmadığı söylendi. Şimdi gerçekten oradan çıktıktan sonra Engin Bey o cadde üzerinde hiçbir kamerada görüntüsü yok oğlunuzun. Bunlara bakıldı değil mi? Yani bu lokantanın önünden çıktıktan sonra. Yani lokantadan oraya nasıl gittiğini bilmiyoruz. Biri mi götürüp bıraktı eğer gerçekten oradaki kişi oysa. Ya da lokantadan çıktığında biri onu aldı arabayla başka bir yere mi götürdü Allah korusun. Başına bir şey mi geldi? Emrah Bey çıktığında hiç arkasından bakmadınız mı ne tarafa gitti diye? Ya biz o anda çalışıyorduk hiç dikkat etmedik. Yediği gibi de çıktı gitti. Yani benim tahminim o arkadaki Arnavutköy yoluna yürüyerek gitmiş olabilir. Buraya yakın bir mesafede. Orada mobese kameraları da olmayabilir. Yani buradan oraya yürümüştür büyük bir ihtimalle. İşte oradan oraya yürüdüğünü en azından o yol istikametine doğru yürüdüğüne dair bir kamera kaydına eriştik mi? Bizim yok. Emre Timur orada bir sürü iş yeri kamerasıyla ilgili olarak civardaki herkesle görüştü. O civara doğru yürüdüğüne dair bir kayda da rastlanmadı da. Yani polisin de böyle bir kayıtta onu görmediği bilgisi var. Bunlar söyleniyor. Taha buradan kuş olup uçmadı ya. Aynı şekilde 20 Nisan'da kaybolan otizmli İbrahim Ayı arama çalışmaları da devam ediyor. O noktada Murat Sönmez'den de bilgi alacağız ama bir reklam arası vermemiz lazım diyor arkadaşlarım. Reklamların ardından bu gelişmeler ve İpek konusu yani İpek babasıyla görüştü mü neler yaşandı? 8 yıl sonra baba kız görüşebildiler mi? Birazdan. Bir yandan Taha Yiğit aranıyor, diğer yandan İbrahim Ay aranıyor. İkisi de özel çocuklar, otizmli çocuklar. Otizm o kadar geniş bir yelpaze ki şimdi çocukların durumunu tam bilmediğimiz için değerlendirme noktasında da sorunlar yaşayabiliyoruz. Tanıyanlara, aileye sorduğumuz sorularla ilerlemeye çalışıyoruz. Ama temel olarak çocukların iletişim becerilerinde eksiklikleri var. Zeka ile ilgili bir sorunu yok. Bazen bir nesneye takılabiliyorlar. Bazen sürekli aynı hareketi tekrarlıyor ya da çığlıklar, sesler atabiliyorlar ama diğer çocuklardan farklı şurada davranışları var. Unutmamak lazım. Yani sadece psikolojik değil fiziksel bir engeldir evet, otizm. Yani evet. Pek çok şey yapmasını da engeller. Bazıları dengeli normal bir çocuk veya insan gibi de sürdüremez hayatını. Evet o yüzden hani tanınmaları, fark edilmeleri de aslında kolaylaştıran unsurlar bunlar. Bunun üzerine Taha'da bir de epilepsi eklenmiş. Şimdi babanın söyledikleri bizi gerçekten korkuttu. Neredeyse evet, haftada bir görülen krizlerden bahsediliyor. İlaçlarını da almayan birinden bahsediyoruz. Bu şekilde kontrollü olması gerekiyor tamamıyla. Yani yalnız kalması veya bağımsız hareket etmesi mümkün değil yani mi çocuğun? Bugün artık 20 Nisan'dan bu yana. Yani bu
Pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Yani bu konuşulanlardan sonra ben yani inşallah öyle değildir, yanılıyorumdur ama sanki bir ceset arıyoruz gibi geliyor bana. Hiç bunu yani, aklımıza getirme. Ya şöyle İnce Hanım, şimdi hayatın olağan akışı diyoruz ya her zaman. Yani lokantadan çıkarsın ya düz gidersin, ya sağa gidersin, ya sola gidersin. Başka bir ya da bir araca binersin. Ya da bir araca binersin. Şimdi lokantadan çıktıktan sonra ne sağa gittiğine dair bir kamera görüntüsü kaydı var veyahut da sağa gittiği o mıntıkadaki herhangi bir iş yeri kamera, sola döndüğüne dair bir kayıt yok. Düz gittiğine dair bir kayıt yok. Bir arabaya bindiğine dair bir kayıt yok. Size de ama saçma 4 kilometre gelmiyor mu? İleride yani sadece söyleyeyim. Bana mı enteresan yok, geliyor? Yok tabii ki yani. Bana da enteresan geliyor. Ve aynı zamanda ben herkesin yani çok iyi niyetli olduğuna hiç şüphem yok ama bu kadar hani özel bir durumu olduğu belli olan bir çocuk manava gidiyor, markete gidiyor, restorana gidiyor. Orada zaten özel çocuklarla çalışan bir hanımın eşi olan bir beyefendi var. Bu arada katılan hepsine de çok teşekkür ediyorum. Az önce teşekkür edemedim telefonda. Yani neden gidip ileride bir polis karakolu var? Niye haber vermiyoruz? Artık bundan sonra böyle davranalım. Lütfen bakın 19 gündür perişan bir aile var. Hepimiz perişanız. Hepimiz herkes Taha'yı merak ediyor. Yani hepimizin çocukları bunlar. Tabii. Bunların yaşanmaması için müdahil olmamız gereken yerde müdahil olmalıyız. Yani bu sorumluluk kaçabileceğimiz bir sorumluluk değil. Söz konusu olan çocuklarsa, özel durumda olan bireylerse, yardıma ihtiyaç duyan kişilerse lütfen biraz elimizi taşın altına sokalım. Yani takip edelim, polise haber verelim. Burada böyle bir çocuk gördüm, neye ihtiyacı var diye takipçisi olalım. Bugün bunları hiç konuşmuyor olacaktık belki de. Ta o gün alınıp oradaki karakola götürülseydi. Hastane var, muayeneye bile götürebilirdiniz. Yani, bu iş hiç böyle olmazdı. İnşallah iyi bir haber gelir diyelim. Dönelim Sinop'a. Sinop'taki hikaye o da bir başka acı. İkiz otizmli 5 yaşındaki çocuklar İsmail ve İbrahim. 20 Nisan sabahı İbrahim evde oyun oynarken odasından kaçıyor ve bir daha hiçbir ize rastlanmıyor İbrahim'e dair. Dağ taş her yer arandı. Anne baba perişan ve İbrahim de ne yazık ki hep böyle koşup kaçan bir çocukmuş. İlk kaçışı, ilk kayboluşu da değil. Murat Sönmez günlerdir Sinop'ta bütün bu arama çalışmalarını eşlik ediyor. Aynı zamanda da Murat aslında sen çok zor bir şey de yapıyorsun. Bir baba olarak kendini çok da rahat ifade edemeyen Şükran Hanım ve Recep Bey'in yani bu çocuğun İbrahim'in annesinin bütün o acısına, babasının bütün o acısına tanıklık da ediyorsun. Biraz ailenin durumunu anlatır mısın önce bize? Evet, bunu ifade edelim isterseniz. Çünkü acılı bir anne baba, acılı bir aile var. Yaklaşık 19 gündür sizin az önce ifade ettiğiniz gibi dağda taşta adeta bakılmadık yer bırakılmadı. Özellikle Eyüp köyü, civarı, çevre köyler ve ormanlık arazinin tamamı didik didik arandı. Defalarca arandı. Bunu belirtelim. Çok geniş bir arazi. Defalarca farklı ekipler tarafından arandı. Ama minik İbrahim'le ilgili hiçbir ipucuna ulaşılamadı. Hiçbir ize ulaşılamadı. Acılı bir anne baba var. Acılı bir aile var. O gün annenin özellikle çok büyük bir vicdan azabı var. O gün neden bakmadım, neden yanında değildim, işte neden tutmakta kahvaltıdaydım deyip sürekli ağlayan bir anne ve sürekli evde durmayıp ormanlık araziye çıkıp gece gündüz çocuğunu arayan bir baba var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Recep Bey, biz röportaj yapmak istediğimiz zaman dahi bir dakika durmak istemeyen gece sabahlara kadar hatta gittiği aracın yakıtı bitip itekli itekliye köye gelişi de oldu. Ve günlerdir araziyi sadece yetkili ekipler değil, Recep Bey de adım adım tarıyor, ağlayarak tarıyor. Bir an önce olduğuyla ilgili bir ipucuna, bir ize rastlamak istiyor. Ama maalesef ki aradan geçen 19 güne rağmen İbrahim'le ilgili sadece 9 yaşındaki küçük kız çocuğunun vermiş olduğu beyan dışında hiçbir ize rastlanmış değil. Yani burada aslında İbrahim'in hayatta olmasıyla ilgili tek ihtimal onu birinin oradan alıp bir yere götürmüş olma ihtimali. Onun dışında gerçekten söylendiği gibi ormana doğru gitmişse, bunu söylemek çok acı ama çocuğun hayatta kalma şansı yok gibi neredeyse. Yani ben Rabbim o aileye güç kuvvet versin ama bu bilinmez de yaşamak çok zor. İnşallah İbrahim bulunur. Sağ salim aile bütün bunları atlatmış olur ama şimdi oradaki arama çalışmalarını sürdürenlerin kafasında kalan ihtimalle ne söylüyorlar artık Murat? Evet, burada aslında valiliği tarafından özellikle jandarma arama kurtarma ekipleri ve apat ekipleri tarafından ormanlık arazi içerisinde yapılan çalışma. Bu çalışma özellikle küçük kızın beyanının ardından ormana doğru koştuğu yönündeki ifadesinin ardından
O bölgede çok yoğun bir şekilde çalışma yürütülüyor. Diğer taraftan da Singapur Cumhuriyet Savcılığı tarafından özellikle adli boyutta köy içerisinde ve çevre köylerde yapılan çalışmalar var. Ama şunu belirtelim, tabii ki farklı ihtimaller var. Şu anda başta duran farklı ihtimaller var ama bunlar içerisinde en önemli ihtimallerden bir tanesi de ormanlık araziye eğer gittiyse, ki küçük kız çocuğunun beyanını esas olarak alacak olursak, ormanlık araziye gittiyse burada çok yoğun şekilde yabani hayvan olduğunu köylüler ve özellikle ekipler bunu söylüyorlar. Bölgede çok fazla yabani hayvan var. Yine kış uykusundan uyanan hayvanlar var. Bu bölge içerisinde rastlanan hayvanlar var. Yabani hayvanlar noktasındaki çalışma şu anda daha önemli boyutta yürütülüyor söyleyebilirim. Özellikle bu hayvanlar takip altına alındılar. Bunların inlerine yapılacak çalışmalarda İbrahim'le ilgili bize ulaşılabilir mi diye çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Gece gündüz sürdürülüyor. Özellikle Sivas valisinin kesin talimatı İbrahim bulunana kadar bu çalışmalar devam edeceği yönünde. Ama dediğimiz gibi bölgede yabani hayvan sayısı çok fazla. Özellikle Eymür köyünde son 2 ay içerisinde sürüden çok fazla küçükbaş hayvanın yabani hayvanlara kaptırıldığını söyleyebiliriz. Bu noktada iki bilgi de olarak alacak olursak İbrahim de o gün ormanlık arazide kaybolduğunu ihtimali de bu düşüncemizi aslında biraz daha güçlendiriyor diyebiliriz. Murat, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha aileye buradan yani ne diyebilirim bilmiyorum. Keşke söyleyecek bir şeyim olsa. Sadece dua ediyorum Rabbim güç versin diye. Şu kadarını söyleyeyim. Emin olun yani birkaç gündür gece böyle benim aklımda sürekli Taha ve İbrahim var. Ben artık hikayelerle aramıza hepimiz böyle bir şey koymaya çalışıyoruz. Devamlılığı sağlayabilmek açısından ama özellikle bu iki çocuğun kendilerini ifade edemeyecek çocuklar olması. Bir yardım isteyemeyecek olmaları. Yani kendilerini koruyamayacak olmalarını bilmek. Hepimizi aynı noktada işte o acıda gelip birleştiriyor. Buradan Rabbim güç versin diyorum her iki aileye de ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Komşumuzun, yandaki birinin böyle özel bir çocuğu varsa lütfen biraz daha hepimiz duyarlı olalım. Bizim bir gözümüzde o anne babadan öte onların üzerinde olsun. Görmüşsek haber verelim, çıkmışsa anneye haber verelim, burada çocuğun haberin var mı diye mutlaka bildirelim. İbrahim'in annesinde şöyle bir durum var. İkizi İsmail'e de bu durumu anlatamıyor şimdi. İkizi İsmail de otistik ve o da ikizi nerede diye gece uyanıp onu arıyor sürekli. Ondan 1-2 yaş büyük 2 çocuğu daha var. Onlar keza aynı endişe içerisinde. İnşallah güzel bir haber gelir diyoruz. Şimdi döndü Kara Çoban konusuyla devam edeceğim sevgili seyirciler. Bu konularda gelişmeler olursa tekrar buraya döneceğimizi belirterek. 17 yıl önce kayboldu, 17 yaşındaydı ve bu süre içerisinde döndünün hiçbir yerde hiçbir resmi kaydına rastlanmadı. Ne bir sağlıkla ilgili bir işlem yaptırmış, ne pasaport almış yurt dışına gitmiş, ne kimliğini yenilemiş, ne evlenmiş, ne bir suça bulaşmış, ne bir aramada ortaya çıkmış. Bütün bunlar böyle olunca da insan döndü acaba hayatta değil mi diye düşünmeye başlıyor. İkide kendisini arayıp yardım istediği iddiası akıllara yeni sorular getirdi. Neden 7 sene bekledi? Döndü 2002'de kayboluyor. Ocak'ta kayboluyor. Seni bir ay sonra aramışsa Şubat 2002'de bu ifadeyi vermiş olman lazım. Verdim hocam. Verdim abla verdim. Ama 2009'da ifadende bunu belirtiyorsun. Hocam yanlış mı hatırlıyorum? Yok, lütfen düzelt. Çok, çok doğru hatırlıyorsunuz. Mehmet Karaçoban'la birlikte gitmişsiniz. Siz evet, Osman'a söylemişsin, Mehmet Karaçoban'a söylemişsin. Hadi gidelim savcıya ifade verelim demişler. Hadi sizi savcıya göndermiş Osman ve gitmişsin savcıya. Demişsin ki... Osman'la gitmedik. Hayır, Mehmet Bey'le gitmişsin. Evet. Mehmet Karaçoban'la yani Emine Hanım'ın eşi rahmetli Mehmet Bey. Eniştemle gittim. Demiş ki ben döndü Karaçoban yerimde rahat değilim. Bu. Başka da bir Hayır. şey yok. Eylül 2009'un Eylül'ü bakın 7-9-2009 tarihinde. Yani okuyabilir miyim ne dediğini? Değil beni de. Şu numaralı olarak, telefon arayarak teyze yerim iyi değil dedi kapattı. Arayan kimdi? 2002 yılında kaçırılmasından beri kendisinden hiçbir haber alınmamıştır deniyor. Sonra deniyor burada 2009 yılı Ağustos ayı içinde. Kızının teyzesinin kullandığı işte bilmem numaralı telefonu arayarak yerim iyi değil dediğini iddia edildi. Ve yapılan araştırmalardan sonra telefonun, bu arayan telefonun Tarsus Atalar Beldesi
Yunus Emre Mahallesi, Huzurkent baz istasyonları. Yani sizin yaşadığınız bölge. Huzurkent aynı zamanda ailenin, döndünün, işte o dönemde bayramında yaşadığı ev olan evlerinin, diğer evlerin olduğu yer. Ne Durdu Hanım. Efendim? 2009'da aradın diye gitmişsin. Sen buna bir cevap ver lütfen. Senin evin nerede Durdu Hanım? Sen nerede yaşıyorsun? Ben Huzurkent'te yaşıyorum. Seni arayan numara da Huzurkent civarından bir numaraymış. Oradaki baz istasyonundan. Kimmiş o zaman? Bilmiyorum Meral, ki. Kimmiş? Kimmiş o arayan? İşte biz de onu merak ediyoruz. Ama o arayan kimse katil o. Veya aramayı yaptıran o kadına. Varsa öyle bir arama, öyle bir kadın varsa. Yani yalan söylüyorsa büyük bir infial. Yani eğer Durdu Hanım yalan söylüyorsa orada çok büyük bir sıkıntı var. Yalan söylemiyor ise, yalan söylemiyor ise. Asla yalan söylemiyor. Bir dakika Durdu Hanım, yalan söylemiyor iseniz birileri kendisini döndürün yaşıyor olduğunu herkese güya anlatmak adına kendisini döndü olarak tanıtıp döndü diye arıyor. Kaç gibi aramış İnce Hanım? Sorabilir miyiz? Sorabilirsiniz. Durdu Hanım, saat kaçta aradı? Saat kaç gibi? Ağustos ayı içerisinde. 2009 Ağustos ayı saat kaç? 9.30'da aradı. Sabah saat 9.30'da. 9.09.15. Yani enteresan. O alakası yok yani. O zaman. Var mı öyle bir numara? Var da Mersin Emniyet Müdürlüğü ile alakalı bir numara var. Yani siz 2009 Ağustos ayı içerisinde sabah saat 9'u çeyrek geçe Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından aranmışsınız. Döndü tarafından aranmamışsınız. Veyahut da kendisini döndü olarak tanıtan biri tarafından da aranmamışsınız. Sizin Ağustos ayı içerisindeki sabah saat 9 çeyrek 9.30 arasında yaptığınız tek görüşme Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile olan görüşme. Sultan Hanım'dan çarpıcı iddialar. Şöyle bir dedikodu da duydum şu an. İsmini vermek istemiyorum. Cemil birkaç kere bu kızı köyün arasında kovalamış, bir eve sığınmış. Bir kadın onu kurtarmış. Bak bu duyumlar da gerçekmiş. Bu duyumları da duydum şu an. Ben o kızım, benim çocuğum yerinde ne diye kovmuşum, ne diye dövmüşüm, sebep ne? Bunu ispat etsinler. Gönlünü kaybı da onun elinde gitti. Geçen sene bir kişiyle gitti Urfa'ya. Beni araştırmaya gitti. Ne bulmuş? Kim? Eşe Hanım mı gitmiş? Evet, araştırdı geldi. Soralım ne bulmuş? Eşeği. Anlattım şimdi. Hadi canlı yayında anlattım bunu size. Sultanım bir cevap versin. Ben kesinlikle gitmedim. Ben araştırmaya gitmedim. Tamam ben kimiyle gitmişim? Ben sana kocandan duydum, kocandan. Kocandan duydum. Döndü Kara Çoban nerede? Evet, döndü Kara Çoban nerede? Ailenin kafası yayında, bilemiyorum, yayın heyecanıyla mı karıştırıyorlar olayları birbirine, ama elimizdeki somut olan verilerle örtüşmeyen şeyler söyleniyor. Özellikle teyzenin işte ifadesinde 7 yıl sonra gerçekleştirdiğini söylediği görüşmeyi yayında kalkıp kaybolduktan bir ay sonraydı diye anlatması ne oldu şimdi sorusunu yine aklımıza getirdi. Canlı yayında da dünkü iddiaların merkezinde olan Cemil Bey var. Cemil Bey ile ilgili bir iddiası vardı Sultan Hanım'ın. Sultan Hanım da birazdan telefonda olacak ve aynı zamanda da en son işte döndü kaçtı diye ailesine diğer kaçtığını söyleyen abi Osman Bey de yine yayında. Hoş geldiniz Cemil Bey, Osman Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Cemil Bey, şimdi sizinle ilgili Sultan Hanım'ın iddiasına dün çok sert tepki gösterdiniz ve dediniz ki aslında ne olduysa Sultan yüzünden oldu, o biliyor dediniz. İnce Hanım. Evet. Şimdi vay demirle dövdü, vay şu oldu, vay bu oldu diye bir şey yok. Gören, duyan çıksın, resmen konuşsun. Bu düpedüz Cemil takip ediyor diye bu hakaretleri bana yağdırıyorlar. Durum böyle. Benim de dövmem var. Annesi görmedi, kardeşi görmedi mi? Hepsi gördü. Bunu böyle söyleyen kişi... Şey, kesinlikle yok İnce Hanım. Kesinlikle. İspat etsin, söylesin. Karşı karşıya gelelim. Konuşalım. Bunu mümkün söyleyen kişinin, yani, duyduğum kişinin ismini ben yayında söylemeyeceğim ama gerekirse gidip polise söyleyeceğim dedi Sultan Hanım dün. Ben biliyorum ismini, ben söyleyeyim. Hatice. Hatice kim? Şey, özür dilerim, Cennet Cennet. O kimdir? Soyadını vermeyelim. O, soyadını vermeyelim. Dünkü konuşan arkadaşın hanımı.
dünkü konuşan beyefendi hanımı. Yani Sultan Hanım'a bunu o mu söylemiştir diyorsunuz? Başka kimse söyleyemez ki. Bunu nereden biliyorsunuz? Yani niye o böyle bir şey söylesin? Benim komşum olarak o var orada. Başka komşum yok. Yani, bana yakın. O niye böyle bir şey söylesin? Evet. Bilemiyorum, onu kendisine soracaksınız. Hayır ama Cemil Bey, bu söylediğinizde kendi kendinize bir şey söylemiş oluyorsunuz. Çünkü sadece komşum söyleyebilir demek, komşunuz gördü demektir. Gördüğü şeyi söylüyor demektir. Yani tamam, bunlar kafadan atıyor. Diye. Bilmeden söylüyorlar demek başka bir şey. Bunu söylese söylese komşum söyleyebilir demek başka bir şey. Demek ki komşunuz gördü ki söylüyor, öyle mi diyorsunuz? Hocam hayır, bak siz de çarpıtmayın beni. Ben şimdi bu çarpıtmak değil, bir tek o söyleyebilir, komşuma var diyorsunuz. Hayır, ne diyelim şimdi? Ben diyorum, dövdüysem o çocuğu demirle komşu görmesi lazım. Ha işte biz de onu söylüyoruz. Ya biz de bak ne güzel dedik ama çarpıtmaya gelirsen çarpıtamazsın beni hocam. Çarpıtmış bu, herkes zaten ha, köyde bugün bu ya saatte. Benim anladığım zaten, biz somut bir şeylere ulaştıkça, somut verileri ortaya koydukça oradan bir iddia geliyor, buradan bir iddia geliyor. Birileri evet hakikaten bence de çarpıtmaya çalışıyor. Konuyu değiş, saptırmaya çalışıyor. Evet. Hocam. Buyurun, buyurun Cemil Bey. Ha, İnce Hanım. Şimdi bu kız ilk kaçtığında, evet, ilk kaçtığında bütün gördüklerimi size anlattım ilk şeyinde. Hı hı. Şimdi bunu diyorlar ki Cemil bu aile diyor bu kızın peşine düşüp arayamazdı. Bunu Cemil niye aratıyor? Neden bu işe karışıyor diyorlar. Şimdi bu kız benim akrabam, dayımın oğlunun kızı. Buradaki ekip insanın bunların halini görüyor. Babası merak etti, öldü. Şu anda annesi afalayarak yürüyor. Ben insan olarak, bir akraba olarak görevimi yapıyorum. Bana 50 sef desinler, kesinlikle beni inandıramazlar, sizi de inandıramazlar. Cemil Bey, yok, yani size köyde şu mu söyleniyor? İşte kızı kimse aramayacak aslında ama Cemil yüzünden mi arıyor diyorlar? Aynen efendim, aynen. Kim söylüyor aynen bunu? Aynen öyle oluyor. Kim söylüyor aynen bunu? Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen karşı taraf işte Cemil. Kızı dövdü, yok bunu yaptı, yok bunu yaptı diyenler söylüyor. Başka kim söyleyecek? Peki Cemil Bey. Sultan Hanım da hatta bu arada da. Sultan Hanım o deminki şeye bir cevap versin istiyorum. Cemil Bey diyor ki Sultan Hanım bunu söylese işte benim komşum olan hanım söylemiştir zaten sultana. Başka birinden duyamaz böyle bir şey diyor. Tamam evet, aynen. Çok iyi de biliyor aynen. Kimin söylediğini çok iyi de biliyor. Bak tahmin üzerinden yorumu da çok güzel. O kadın bir komşusunu anlatmış, o komşu da bana anlattı. Ve konuşmuş, birebir Mehmet Gil'de duymuş ama kocası izin vermemiş. Mehmet'e soralım hemen o zaman. Mehmet sorabilirsiniz. Mehmet, böyle bir konuşmaya şahit oldun mu sen? İnci Hanım, biz eşi Halil Bey'in yanına gittik o bölgede yine oturanlardan biri. Zaten Cemil Bey'in anlatmak istediği Adem Bey, Ramazan Bey, Cemil Bey ve Halil, bir de Sultan Hanımlar. O gösterdiğimiz, daha önce anlattığımız yer aslında evet, orasıydı. Halil Bey'in yanına gittik. Eşi bununla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı. Ancak Halil Bey engelledi. Yani net bir şekilde duymadık. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Durum bu şekilde. Zaten orada görebilecek kişi olarak bu bahsettiğimiz ve ekrana çıkan isimler dışında bir tek bu aile kalıyor. Bu nedenledir ki Sultan Hanım'la görüşmemizde ilk olarak bu isim verildi bize. Yani tam anlatamadı, eşi engelledi dedin ama ne söyleyebildi? Hani daha önce buraya kaçtığını, döndüğünün, buraya kaçarak geldiğini, Cemil Bey'in elinden aldığını söyledi. Bu arada eşi araya girdi. Zaten herhangi bir röportaj ya da bu konuşmanın devamı bu nedenle sağlanamadı. O zaman İnce Cemil Bey tekrar bir söz hakkı doğdu bu durumda. Cemil Bey. Buyurun İnce Hanım. Duydunuz orada Mehmet'e de anlatılmaya çalışılmış ama sonra engellenmiş bu konuşma. İnce Hanım. Benim hiçbir çekincemem, korkum yok. Yüz yüze konuşabilirim. Gördün mü? Şeye giderken, bakkala giderken koyun gidiyordu. Beni görüşüm boynunu büktü. Bunu doğru olduğunu bilseydi bir kadın boynunu büker mi? Bükmez. Bir şey söyleyecektiniz Hasan Bey az önce. Yok yok, şimdi hala şeyi düşünüyor da ben... Cemil Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi kız kaçtığından beri diyorsunuz ya.
Çok kaçtığından bu kadar emin evet. misiniz? Niye kaybolduğundan beri demiyorsunuz da kaçtığından beri diyorsunuz? Hocam kayıp oldu yahut kaçtı. Köy yerinde. Herkes olan bir kaçtığından bahsediyor. Kimse... Size belki kaba gelir biraz. Özür dilerim. Hayır, kabalıkla hayır, alakası hayır, yok. Kaba değil. Gayet kibarsınız da. Ama hayır, kaçmakla hayır. kaybolmak Hı. birbirinden çok ayrı şeyler ya. Mesela öldürülmüş de olabilir. Kayıp bu ikisini de kapsar. Yani ölümü de kapsar, tamam. kaçmayı Hocam, da kapsar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Ama kaçmada sadece kaçtığı ve canlı olduğu, hayatta olduğu anlamı olur. Şimdi hocam, dünen, evvelki gün konuştuğumuzda şehit dediği, sultanın anlatmış olduğu eşeğe anlatmış olduğuna göre bu kız ölük değil, anlatmış olduğuna göre. Kışın konuşuluyor. Bacın iyi, iki çocuğu var, üçüncüyü doğuracak. Bunu belki Sultan Hanım söyledi. Nerede görmüş? Sultan Nasıl Hanım. Etmiş? Nereden duymuş? Sultan Hanım. Dinliyorum. Böyle bir şey söylediniz mi eşeğe alma siz? Hayır, asla söylemedim. Bu kendi kendilerine uydurması. Ya ben de değil, ben size söylüyor. İspatlı bak, ispatlı gittiğimi geldiğimi güzelce anlattım. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bunların yalanı. Benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Ben böyle bir hata yaptım diye. Benim evlendiğimi mesela resmi olduğunu falan bunlar bilmiyor. Bilmediği için benim üzerime atmaya çalışıyorlar sürekli. Ben senin üzerine atmıyorum. Bak akıllı ve uslu konuş. Dünkü hareketlerin senin yersizdi. Benim sabrımı taşırdı. Ben sana demiyorum ki sen bunu götürdün demiyorum. Sana şimdiye kadar hiç öyle bir kelime konuştum mu? Ben senin evine vardım. O istedim. Dedin ki Cemil abi veremem dedin. Teşekkür ettim, çıktım, geldim. Seninle benim alıp veremeyeceğim mi? Onu anlayamıyorum ben. Şimdi konu tabii oy meselesi değil. Bir kayıp kızı arıyoruz ama ısrarla. Hayır. Sultanım. Olay şu an saptırıyor İlke Hanım. Hayır Sultanım önemli bir şey söylüyor. Eşeğe söylemiş. Eşeğe söylemedim diyor. Söylemedim diyor, reddediyor. Daha önce de bunu reddetti zaten. Bu konuda eşeğinin yalan söylemiş olması sizi de hala bizim ilk gün söylediğimiz ama gibi sanki... Ama eşe de söyledi diyor hocam. Şimdi tekrar eşe hanıma söz verelim. Döndünün yaşadığını mı inandırmaya çalışıyorlar sorusu evet, aklımıza gelmiyor evet. mu? Yani tabii o da o zaman evet. aynı ifadeler. Eğer eşe bunu söylüyorsa hayır, acaba hocam, döndü hayır, yaşıyor, inandırmaya hayır, çalışıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Kesinlikle. Onların talebesi var. Kısmet olursa pazartesinden sonra... Zaten bu olaylar kendi kendine çıkacak, çıkacak. Nasıl çıkacak pazartesiden sonra ne olacak anlamadım. Ya pazartesi gün yayına bağlandığım zaman bu olaylar hep çıkacak meydana. Hayır bugün çıksın, niye pazartesi bekliyorsun? Bugün çıkmaz, bugün benim rakibim yok. Karşımdaki konuşacak olduğum rakip yok. Kimdir karşınıza istediğiniz, sizin de evinizde konuşacak yok, rakip? Yok pazartesi söyleyeyim, kusura bakma. Hayır söyleyin de biz bulalım, pazartesi getirelim karşınıza. Ya muhtar. Muhtar. Muhtar şimdiye kadar bu kız kayıp olmuş. Evet. Gelip de bir kız tarafına sizin kız gitti mi? Ne oldu? Hocam konuşabilir miyim? Bunu... Bir saniye sultanım muhtarla ilgili bir iddiası var, onu söylesin Cemil Bey. Evet. Evet. O tam muhtarın sözcüsü o, sözcüsü. Ben onu iyi biliyorum. Sultan mı muhtarın sözcüsü? Evet, aynen. Aynen. Siz aslında ifadenizde de dile getirmişsiniz. Hem siz hem de eşiniz Cemile Hanım döndü kaybolduktan sonra verdiğiniz ifadelerinizde diyorsunuz ki aynen, işte arkasındayım. Oradaki iddianız bunlar. Adem'le Ramazan arasında aynen, arkasındayım. Sık sık arkasındayım. Evet, o zaman kendiniz söyleyin bir daha. Ne de kastettiğiniz? İnce evet. İnce Hanım. Bir dakika. Buyurun. Bak. Şu yayın bittikten sonra senin burada ekibin var. Evet. Ekibine ben güzelce olayı anlatacağım. Sazlı sözlü size nakletsinler. Sazlı sözlü bir kayıp aramıyoruz ama yani hayattan bilmiyorum. Şimdi anlatın. Şimdi anlatın. Biliyorum. Hazır buradasınız. Hiç en sonrasını beklemeyin. Sazlı sözlü olmadığını. Buyurun ben şimdi anlatın. Hatta şöyle yapalım. Siz ifadenizde, siz de eşiniz Cemile Hanım da diyorsunuz ki evet. Döndü Karaçoban köy içinde ikamet ettiği zaman işte Adem'in evine gidip geldiğini gördüm. Ramazan'ı siz görmemişsiniz evine gidip geldiğini, onu söylüyorsunuz. Mahalle muhtarının da diyor Ramazan Kayacık ve mahalle muhtarı olduğunu da biliyorum.
Köy içerisinde birçok kez vatandaşlar tarafından döndü. Adem Ramazan ve mahalle muhtarı arasında bulunduğu 3 kişi hakkında olumsuz dedikodular dolaşıyordu. Yani bu 3 kişi arasında olumsuz dedikodular dolaşıyordu. Bu yüzden kaybolmasında onun da bir ilgisi olduğunu düşünüyorum diyorsunuz. Eşiniz Cemile Hanım da diyor ki kızın kaçırılması ya da kaybolmasında yine aynı şekilde. Köyden diyor muhtar bu aileyi, muhtar bunu bize belgelerle açıklamıştı kendince ama sadece özellikle bu aileyi köy dışına gönderdi. Köy dışına göndermesindeki amaç da Adem'le onların daha rahat görüşmesini sağlamaktı diyor. Böylece onlar daha rahat görüşmeye başladılar. Bütün bunlar diyor. Yani siz de diyorsunuz ki bu dolayısıyla bu noktada muhtarın da bilgisi olduğunu düşünüyorsunuz ikiniz de. Evet, aynen efendim. Aynen. Bir muhtar köyün nesidir? Kaymakamıdır. Bu olaya gelip de sizin başınıza ne geldi, ne gitti, ne oldu, arayalım mı, yoksa nasıl edelim, bunu demesi lazım. Muhtar kaçtı. Şimdi burada başka bir şey daha var aslında sizin ifadenizde iddia ettiğiniz Cemil Bey. Evet, buyurun, muhtarın buyurun. İşte hep ailenin söylediği Adem ve Ramazan'ın işte kız kardeşlerin olduğu ortama sık sık gelip gittiği ve köyde dedikodular olduğuydu. Adem ile işte evlenecek, Ramazan'la birlikte onu gördüler iddiası vardı. Şimdi siz diyorsunuz ki muhtar köyden onları göndermesi başka bir şey. İfadende iddia ettiğin gibi Adem Bey ve Ramazan Bey dışında muhtarla da olumsuz bir dedikodusunu onun çıktığı iddiası başka bir şey. İnce Hanım. Evet. O olay tekrar ilk verdiğim o ifadeyi isterseniz tekrar gene vereyim. Bak şimdi benim oturduğum yer ile kızın oturduğu yere aramızdaki mesafe 20 metre. Ben istesem de istemesem de bunları devamlı görüyorum. Muhtarın da oraya gelip gittiğini gördünüz mü yani? Dedim boynuna elini attı dedim size. Ben ifademin arkasındayım diyorum. Bunu muhtar için Adem için söylediniz. Adem için, muhtar için değil. Adem için. Ama siz ifadenizde üçüyle ilgili olumsuz dedikodular diyorsunuz ya. Bu başka bir iddia. Evet. Muhtar da oraya gelip gidiyor muydu döndüğünün yanına? Gelip gidiyordu tabii. İbrahim de söyledi onu dünen. Siz gördünüz mü bunu? Ya İnce Hanım ekibinle gidek. Olduğumuz yeri tekrar görsün. Ya orayı değil siz bildiğinizi lütfen anlatın. Yayındasınız ya şu an. Ya anlatıyorum. İnce Hanım daha nasıl anlatayım? Ne gördüğünüzü anlatın. Ne gördünüz yani rahatsız eden şey neydi size? Onu soruyorum. Rahatsız eden şey beni neydi? Benim evimin arkasında bunun koyun evi. Oraya Adem geliyor. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Ben de dedim ki. Bizim hanıma, hanım bu niye geliyor acaba dedim. Ya bilmiyoruz dedik. Sonra laf başladı çıkmaya. Hı hı. Dediler ki Adem kız havasmış. İşte kız Adem'le gidiyormuş dediler. Biz de takibe girdik. Lafın Türkçesi açığı. Takibe girdik. Aynen Adem kızı götürüyor getiriyordu. Ama başka yere götürüyor. Ama tarlaya götürüyor. Götürüyordu. Ondan sonra muhtar bunları köyden çıkarttı. Canım, senin eşin de diyor ki, muhtarın köyden çıkarma amacı Cemile Hanım da hatta şu anda onların daha rahat görüşmesini sağlamaktı. Benim soruma cevap alamadım. Siz ifadenizde muhtarla da dedikodusu olduğunu ima ediyorsunuz. Aynı yerde oturuyoruz, aynı bir tabakta yemek yiyoruz. Cemile aynı, Hanım. Ben de görüyorum, tamam. Benim gördüğümü o da görüyor. Tamam, Cemile Hanım'ın eklemek istediği var mı? O da söyle. Sultan vereceğim size söz sonrasında. Cemile Hanım. Buyur efendim. Siz de bir yani bu eşinizin gördüklerini gördünüz mü? Hep beraber gördük. İnci Hanım bizim evimizin arkasındaydı evleri. Evet. Adem'in evi az ilerideydi. Baksak da görüyorduk, bakmasak da görüyorduk. Adem'in evimine devamlı bunlardan çıkmıyordu. Dedikodu aldı vurdu. Ondan sonra benim takiplediğim Mümine biliyordu. Mümine benden rahatsız oluyordu. Ben vardım mı bana saldırıyordu. Tamam mı? Evet. Benim bakmamı istemiyordu. Ben kıyıdan koşuyordum. Hem bakıyordum hem görüyordum. Kız kendisi götürüyordu. Adem'le beraberlerdi. Devamlı geliyordu. Bunların yanına. Ondan sonra dedikodu çoğaldı çıktı. Çıktıktan sonra bunların miktar
Köyden dedi çıkacaksınız dedi bunları. Köyden çıkacaksınız dedi. Bunları akşam üzeri ağzıyla birlikte hep beraber köyden kovdular. 30 tane de geçtim aynı ifadeyi veririm. Ha. Bunların suçu neymiş? Köyden kovulmuş. Peki onun sonrasında bu dedikodular çıktıktan sonra abi Osman döndüğe tepki göstermedi mi hiç? Kızım. Nasıl bir abi yani? Tepki demediler. Salak. Çok seviyorlardı. Şımarlıyorlardı. Şişiriyorlardı. Canlarımız yandı. Hanımefendi yani 3 kişi tarlaya götürüyor. Bir o götürüyor. Bir bu götürüyor. Nasıl bu abi ses çıkartmayacak? Sizin dediğinize aklınız yatıyor mu? Buyur efendim. 3 kişi alıyor, getiriyor, geliyor, gidiyor. Tarlalara gidiliyor, oralara buralara gidiliyor. Kimse de ses çıkartmıyor. Köyden kovulacak kadar büyük dedikodular var. Kimse gene sesini çıkartmıyor. Ben bilmem. Ben kimsenin ailesine karışamam. Karışamazsınız. Şimdi öbür tarafta da Sultan Hanım o dönemde verdiği ifadede o da bu dedikodulardan bahsediyor. Adem Bey ve Ramazan'la ilgili köyde konuşulan dedikodular ama sonrasında da diyor ki o dönemde köyde diyor Döndü'nün abisinin öldürmüş olabileceği dedikodusu da konuşuldu. Onlar uygunsuz biçimde yakaladığı için. Onları Sultan çıkarıyor. Demir'i Sultan çıkarıyor. Sultan'la Mümin'e arka tarafta onlardan ileride hiç ev yok. Samimi arkadaşlarıdır. Ben ne onun evine vardım, ne onun evine vardım, ne onu gördüm. Yalnız Mümin'e benden çok rahatsız oluyordu. Beni istemiyordu. Sultan Hanım. Sultan Hanım, Sultan Hanım duyuyor musunuz beni? Bunları köyden ne diye çıkartmış mıklar? Onu istiyoruz biz. Sultan Hanım duyuyor musun? Bir bunlara bir cevap ver. Yani az önce Cemil Bey'in söyledikleriyle ilgili de söyleyecekleriniz vardı. İnce Hanım. Evet. Bak. Oğlum hiç gitmeyin. Ben duyuyorum. Ben size bak İnce Hanım ben size baştan beri anlatayım. Konuşabilir miyim? Tamam ben zaten onun için susuyorum. Buyurun dinliyorum. Evet. Ama televizyonun sesini kısmazsanız konuşamayız biz. Yok Döndü Hanım konuşuyor diye susuyorum şu an. Ah Döndü keşke konuşsa hepimizin istediği o Döndü'nün sesini bir duysak. Yani Döndü sence Döndü hayatta mı Sultan Hanım? Sence Sultan Hanım döndü hayatta mı? 88 yılından beri ben bu köyde oturuyorum. Tamam. Evlendiğimden bir sene sonra bu köye göçtüm. Oturduğum yerde kendi mülkümdür. Sultan Hanım anlatın buyurun ben. Bu kişileri Adem olsun, Ramazan olsun, Cemil olsun, Eşegil olsun. Bak gerçekten de Eşe'den yakın kocamın. Ben yabancıyım. Kocamın akrabaları. Cemil de kocamın akrabası olur. Ama bak şu bir gerçektir. Gerçekten söylüyorum eğer yalanım varsa. Ve bunu gerçekten köylü biliyor. Ama bunların iftiraları yüzünden bu köylü katılmıyor. Bu programa kimse katılıp söylemek istemiyor. Ama hiçbir şey söylemedi farkında mısınız? Evet hani biz sana da bir anlatsam Sultan Hanım. Yalan değil inanın herkes biliyor. Gerçekleri söyleyeceğim ama yalan nedir değil. Ama nedir gerçek? Ama daha hiçbir şey söylemedim farkında mısınız? 2-3 dakikadır gerçekleri söyleyeceğini söylüyorsun Sultan. Hayır. Bunlar aynı havlunun içinde oturuyorlar. Tamam da ne bu gerçekler Eşe'nin yani? Eşe'nin annesiyle babası gel aynı havlunun içinde. Cemil de aynı havlunun içinde otururlardı. Sultan Hanım bir şey soracağım size ya. Aslında Döndü'nün ötesinde başka bir takım sorunlar, geçmişte yaşanan başka olaylar var da bu aileler arasında. Bu yüzden mi insanlar bu kadar birbirine sanki bir şeyini korur gibi tedirgin konuşuyorlar ve hiç kimse gerçeği tam olduğu gibi anlatmıyor? Yani Döndü'nün üzerinden birbirlerine düşmanlık yapıyorlar. Bana öyle gelmeye başladı. Ya da başka bir... Gerçekten başta yalanla başladılar. Ama Allah rızası için bu köylüden yardım isteseydi herkes yardım ederdi onlara. Sen lütfen ne biliyorsan bize kısaca bir onu söyler misin Sultan Hanım? Hadi nedir doğru söyleyeceğin şey? Cemil'le Eşe'nin babası gibi kavga etti. Cemil de bu yüzden onlara... Muhtarı da o yüzden karıştırıyor. Kim tuttuğu için karıştırıyor. Cemil'le Eşe'nin babası kavga edince ne oldu? Döndü'nün kaybıyla bunun bilgisi var mı? Hiç kimsenin bilgisi yok. Bu kızın öldüyse de, kaldıysa da, sağsa da kimsenin bilgisi. Sadece annesi, babası Osman biliyor. Başka kimse değil. Osman Bey'in onu öldürmüş olduğu işte dedikodularının köyde dolaştığını anlattın ifadede. Evet, bu köyün içinde çok güzel yayıldı bu laf. Çok güzel yayıldı. Ne dendi o zaman? Ne konuşuldu? Osman öldürmüş, çiftliğe gömmüş dediler. Direktmen böyle. Niye öldürmüş dediler? Ama çiftliğe gömmüş dediler. Yani o kaybolur. Canlı yayında inkar ediyorlar hep. Bunu kaybolur kaybolmaz mı konuşuldu bu?
Efendim? Kaybolduğunda hemen bu konuşulmaya başlandı mı? Osman öldürdü onu, o çiftliğe gömdü. Başlandı canım, başlandı. Öldürme bizim sebebi olarak biz... Anında dedikodu başlıyor zaten. Osman Bey. Kimden duymuş abla, kimden? Ablam kimden duymuş? Sultan Hanım. Ya kimden ben 17-18 sene öncesinde ben şu kişiden nasıl hatırlayayım? Köylüde, mahallenin içinde, bayanlardan, kadınlardan... Ablam kimden duymuş, kimden? Dedikodu. Yani. Osman Bey hatırlayacaksın. Mehmet'in yaptığı röportajlarda bunu birkaç kişi daha dile getirdi. Osman onu uygunsuz ablam, vaziyette yakaladı. Ablam zaten onlar hep işin içinde. Hep işin içinde onlar. Hem işin içinde onlar. Osman Bey bir şey soracağım. Yani bunu sormak evet. da istemiyorum ama sen kız kardeşini bu iddialar evet. doğruysa evet. birisiyle istemediğin bir şekilde görmüş olsaydın. Hiç görmedim ablam. Hiç görmedim. Hayır. Yani bunlar zaten iddia. Bunlar şimdi keşke döndü çıkıp konuşsa da bunca varsayalım ki sen kız kardeşini evli bir adamla uygunsuz bir durumda gördün. Ne hiç yapardın? Hiç görmedim ablam. Hiç görmedim. Osman görseydin ne yapardın? Tepkin ne olurdu? Ablam görmedim. Anladın mı? Görmedim. Şimdi görseydin ne yapardın? Mesela bir tokat atar mıydın Osman? Hocam ben tokat atmam. Sopayla vurur muydun? Ne yapardın? Hiç... Yok. Hiç tokatım. Seviyorsak alır gider evlenir gider. Ben hayat kimseye tokat vurmam hocam. Osman Bey. Osman Bey. Şimdi daha önceki röportajlarda da hatırlarsın, insanların ifadelerinde de var, Mümine'den herkese kadar bunu pek çok komşu da söyledi. Senin döndüreyi defalarca dövdüğüne şahit olanlar var. Yani hocam, senin çok sinirli biri olduğunu söyleyenler var. Ve sen işte döndüğe bir şey geldiyse Osman yüzünden gelmiştir diyorlar. Hocam ben hayatta her kişiye sorsunlar, elindeyenler var ya elindeyenler bir çeşit. Ben o gün Osman Bey diyorsun ki ben işte direkt odaya girdim kaçtı dedin annene direkt. İşte bu tuvalet işi değil bu kız kaçtı. Şimdi neden şüphe niye böyle dedin? Çünkü Adem'le işte iki günü. Adem'ine Ramazan'ın geldiğinden şüphelendim tamam. gündüz. İki kere geldiklerini gördüm şüphelendim. Evet, ben, evet hocam. Varsayalım ki bunlar iddia. Evet. Bu ikisinden birini. Döndürün o duvar dibinde görseydin. Hocam evet. onu soruyor. Hiçbir şey yapmayıp seviyormuş deyip evine geri mi dönerdin? Hocam ne yapacaksın? Ne hadi yapacaksın? Kaç mı diyecektin ya? Ne yapacaksın? Bir adam seviyorsa ne yapacaksın? Hadi söyle bana. Ya seviyorsa gel işte dersin yani. Ya hayır seviyorsa ya. Ya Osman Bey var. Sen de çok iyi anlıyorsun. Biz burada evet. sevgiden falan evet. bahsetmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Hiç lafı evet. döndürme lütfen. Kızın. Yok hocam. Kız kardeşinin dedikodusu çıkan kişiyle evet. kaçmaya teşebbüs ettiğini, adam dışarıda bekliyor. Duvardan inmeye çalışırken gördün, kolunu tutmaz mısın? Gitme demez misin? Hocam gitme desem bugün beklesen yarın yine kaçarım hocam. O zaman peki, o zaman şunu soralım. Yani Adem Bey gelip, madem evinize gelip gidiyor, ya ben döndüğü evet. seviyorum, döndü de beni seviyor. Biz bir evleneceğiz. Mümine'den sonra döndü de benimle birlikte yaşayacak deseydi, İzin mi verecektin? Annesine babası var hocam. Benim ona karışmam. Ya bırak Osman. Hayır babası. İzin verir miydiniz yani buna? Ben hocam annesine babası var. Osman Bey cevap veriyorum. Bir soru soruyorum. Sen hocam, abisisin. Bir ikili üstünde vermem. Annemle babam olduktan geri bazede konuşma hakkı düşmez. Yani kaybolduğu akşam bayrama gittiğinde bayram sana ya bu kız birine mi kaçtı bir sevdiğin var sen bu kadar da takip ediyorsun peşindesin sürekli demiş. Hocam, sen demek peşinde, her şeyin farkındasın aslında. İki ayaklı güdülmez hocam. Ne? İki ayaklı güdülmez. İki ayaklı güdülmez. Güdülmez çoban tabii ki insan ben, zaten. Yani bu iki ayaklı güdülmez ifade... hocam bugün kaçmaz yarın kaçar. Ben bu sorunun cevabını bir de Eşe'den almak istiyorum Eşe Hanım. Yani duyabiliyor musun beni? Bu durumda o zaman hiç sorun yok zaten. Madem bu kadar böyle hocam, bir tırnak ikimiz... içinde sevgiye saygın var Osman Bey. Döndüğünün de ortadan kaybolması için bir sebep yokmuş zaten. Hocam şimdi biz burada büyük annemle babam olduktan geri bize konuşma hakkı düşmez. Osman Bey o 20, döndü kaybolduğunda 24-25 yaşındaydın. Evet. 24-25 yaşında bir abi.
Diğer evet. abi diyor ki küçük abi sen sürekli takiptesin, peşini hiç bırakmıyorsun. Demek ki kız kardeşinin ne yaptığıyla ilgilisin. Hocam, kapıya adamların gelmesinden rahatsız olduğunu söyleyen bir abi. Bu kızı o adamlarla yakalasa ne yapardı diyorum. Hiçbir şey yapmazdım diyorsun. Normal mi hocam, bu? Hocam ne yapacağım? Hadi söyle bana sen söyle. İnsan sen. Bir duygusal tepki de göstermez mi anında? Yani anne, böyle hiç normal anne, gider mi? Ben anlamadım. Biri bana annesine babası var hocam. Çok haklısınız. Büyük yani aynı şeyleri söylüyor. Küçük konuşmaz. Alo. Ya Eşim. Bu kadar büyük yani bu kuralı biliyorsun. Büyük varken küçük evet. konuşmaz kuralını biliyorsun ama... Yani burada bir de namus kavramı var yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam şimdi bir de namus var yani. Bu kadar büyük varken küçük konuşmaz ama burada da evli birinin evlilik dışında bir kız kardeşinde dedikodusunun çıktığı bu şayesi var. Yani sence burada da konuşulmaz mı? Bir abi olarak bir durun ya demez mi bir abi sence? Bizim ev aile içinde böyle işe babamla annem olduktan geri öbüre bacımı verdiler. Eşe Hanım'a da soralım o zaman. Eşe Hanım gerçekten böyle bir durum olduğunda siz susarsınız. Bize bir şey demek düşmez. Annem babam konuşsun. Rahat ol işte yani döndü ve o kişi mi dersiniz? Yok abla ben demem. Heh. Abla ben demem ben ağladım. Çünkü adamın 4 tane çocuğu vardı. Evet. Ben Muhammed'e de ben karşı geldim. Muhammed'e de karşı geldin. Evet, ona da ben karşı geldim. Eğer buna kaçmış olsaydı, o gün gittiğimde bulsaydım gene elinden alırdım. Muhammed'e niye karşı geldin? Vermem diye senin yaşın dedim. Küçük dedim, Muhammed'in yaşı büyük dedim. Ben seni kesinlikle vermem dedim. Şimdi Muhammed, peki o zaman senin abin Osman gerçekten böyle bir durumda hiçbir şey yapmadan dönüp evine mi gider yani? Ablam, o çocuk benim o kardeşimle bacımla bak, bacımla Osman fazla zaman geçirmedi. Onun için ona hiç söz hakkı yani vermezler ona. Ama ben karşıydım. Söz Adem'le de karşıydım. Eşe Hanım sorduğum söz hakkı değil. Anladın sen evet. benim ne demek istediğimi? Anladım. Böyle bir durumda senin kardeşin Osman hiçbir şey yapmaz mı yani? Yapmazdı. Beni babam verdi, gene karışmadı. Vermekten bahsetmiyorum ki ben. Başka bir şey söylüyorum ama... Başka şeyden de karışmaz. Başka şeyden karışmaz. Mi? Kesinlikle karışmaz benim kardeşim. O zaman niye bu kadar takip ediyordu peşinde? Gelmesinler, ya, etmesinler. Madem ilgilenmiyor bu kadar... Niye bunları söylüyordu? Gıcıklanıyor. Ay madem aslında hiçbir onları... söz hakkı yok, annem babam varken gıcıklanmasına da gerek yok o zaman. Bunu zaten bunu hesaplanmazdı abla. Ne? Bu kardeşim hiç hesap sınmazdı. Döndü. Bu kardeşim hiç hesap sınmazdı. Takmazdı tanımazdı, yani. Takmazdı yani. Hiç. Bununla hiç şeyi yoktu. Kavga ederler miydi? Buyurun hocam. Etmezlerdi. Buyurun. Ne isterse getirirdi. Kavga etmezlerdi. Ağır söz de söylemezdi. Şimdi burada söylenenler hep dedikodu. Sorulan sorularda zaten pakinker. Her şey yalan. Yalan rüzgarları esiyor. Ama somut bir gerçek var ortada. Ama döndü, döndü. Osman, anne ve baba o akşam işte o ufak gördük hepimiz bir çiftlik avlusunun içinde tek evet. göz odadalardı. Hepsi evet. aynı yerdelerdi. Ve Osman'ın ifadesine göre de kapı da kilitliydi. İki tane de evet. köpek vardı. Evet. Buhar oldu gitti. Ne evet. oldu? Biriket koydu duvardan atladı. Ya o kadar kısa bir küçük bir alanda kısa bir süre içinde... Ya bu kız James Bond mu? Ne yani bu? Herkesi atlatacak da fırt duvardan atlayacak da. Sonra kız bütün gün zaten geziyor. O saatte gecenin körü kaçmasına gerek yok. Ben şu koyunlara bir bakayım, şuraya bir bakayım, pırasa tarlasını gezeyim der çıkar gider. Kimse de karışmıyor. Ya da eve gelmeyebilir. Ya da hocam yani, aynı kişilerle her gün buluştuğu doğruysa ve onlarla kaçıyorsa zaten buluşmaya gittiğinde yani aslında olay açık. Seçik ortada gibi geliyor bana ama işte vaktini zamanını bekliyor zannediyorum. Şimdi Sultan Hanım'ın ifadesinde söylediği iddianın ardından işte öldürdü ve çiftliğe gömdüğünü duydum dediği cümleyi de duyduk az önce. Bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz ama bir reklam arası. Evet sevgili seyirciler, Leyla Yücel ve Tamer Yücel bir babaanne ve bir baba programımıza işte 8 yıldır görmedikleri İpek için başvurmuşlardı ve onların iddiaları İpek'in annesi ve annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından işte iyi bakılmadığı yönündeydi. Yani daha da fazlası aslında
İpek'in annesi Suna Hanım'ın kız kardeşleri İpek'e annesinin birlikte yaşadığı adamın ağır şiddet uyguladığı yönde iddialarda bulunmuştu. Biz de bunları hemen değerlendirdik. Böyle bir iddia varsa bunu göz ardı edemeyiz diye başvurularımızı yaptık. Ve adli süreçte bu konunun takip olarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Çocuk şube devreye girdi. Aslında konuyu özetlemek istiyorum önce bugüne kadar konuşulanları size. Çünkü biz sonrasında amacımız çocuk için en iyi olan neyse onu yapmaktı. Ve bizim için önemli olanlardan biri bu iddiayı değerlendirip böyle bir durum varsa çocuğun bu yaşadığı kötü muamele gördüğü ortamda öyle söyleniyordu. Daha fazla kalmayarak korunmasını sağlamaktı. İkincisi yine burada işte çocuğuyla bir ebeveyn ilişkisi tesis etmek isteyen bir baba vardı. Onunla ilgili yasal durum nedir? Bunu değerlendirmek. Ama hepsinden önce bütün bu süreçte İpek'i en iyi biçimde korumak ve bu süreci hazırlamak. Uzman psikolog Hasan Ersin bugün İpek için geldi. Görüşmeler yaptı. Birazdan neler oldu onları size aktaracağım ama önce bir konuyu hatırlayalım birlikte. 11 yaşındaki İpek'in yıllardır şiddet gördüğü iddiası herkesi şaşkına uğratırken iddiaların yöneldiği isimler yayınımıza bağlanarak cevap verdi. Yayınımızda konuşulanlar, bu iddialar, bahsedilen konuşmalar savcılık tarafından suç duyurusu olarak kabul edildi. Ve hemen İpek'in annesi, İpek'e şiddet uyguladığı iddia edilen İpek'in annesinin birlikte yaşadığı o beyefendi Konyaaltı Uncalı Polis Karakolu'nda ifadeye çağrıldı. Velayeti istiyorum. Bana da hani yardımcı olabilir mi Avukat Bey hani bu konuda? Hani ben de velayet almak istiyorum. Bir kere gittim hani hem nafaka atacaktım hem velayeti için. Tam mahkemeye şeyinle, dilekçemi de yazdırdım. Tamer'in birlikte yaşadığı Bayan Hilal'di galiba ismi. Beni aradı. Tamer Bey'in kız kardeşi aradı ve bir kötü şey kullandı. Kendisini dayı olarak tanıtması istendi. Birlikte yaşadığını söylediğim beyefendi. Bir kere onu da söyleyelim. İpek ona baba mı diyor gerçekten? Ona baba diyor. Çünkü ona... hani baba sevgisi çocuk hani dedim hani şey yetişmesin baba diyor. Ama hani nasıl desem nüfus okudu kız hani büyüdü artık. Hani öğrendi nüfusta hani Tamer Yücel yazdığını biliyor. Hani ben de hani dedim biraz daha büyüsün. Biz de gidelim hani doktora hem şeyini anlatsın. Hani psikolog eşliğinde. Dedi ki dün yayında hatta şu anda da beyefendi tekrarlayabilir. Biz yıllarca en az 150 kere Tamer'le konuştuk dedi. Yalan. Yalan söylüyor. Yalan. Kesinlikle. Abi, kesinlikle yok öyle bir şey. Tamer'le bak telefonda görüşüyordu ablacığım. Nasıl görüşüyordu yani? Ne sıfatla görüşüyordu? Diyordu işte arıyordu. Diyordu kızımla görüşebilir miyim? 2015 yılına kadar Tamer Bey kızıyla görüşüyordu. Tamer Bey'den tek rica, tek ettiğim rica şuydu. Tamer bu senin kızın zaten. Kimliği de var. Tamam mı? Hı. Dedim bu kızın psikolojisi bozulmaması için. Dedim sen onunla konuşurken ya dayısısın. Konuş kızınla, kızın durumunu sor. Beyefendi, bu şekilde devam edin. 2015'e kadar görüşüyorsa zaten hanımefendi Tamer'i terk ettikten 6 ay sonra sizinle birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Zaten bu süreçte 2015'e kadar sürekli görüşüyorsa babasının Tamer olduğunu biliyor. Niye birdenbire dayı olarak konuşmaya başlasın onunla? Hayır, zaten arada Tamer, zaman kaybetmemiş. Ben de o kadar anlıyordum. Ben de kızın psikolojisi bozulmasın diye kıza söyledim. Vücudundaki izler ne anlama geliyor? Şimdi kolunda ısırık izleri gördük diye iddiaları vardı Münevver Hanım ve Nihal Hanım'ın. Ya, Nihal Hanım hatta siz diyorsunuz doğum, ki kolunda doğum lekesi. Doğum lekesiyle ısırık izi birbirine hiç benzemez. O fotoğrafı hocama ulaştırabilir misiniz arkadaşlar? Evet. Doğru. Doğum Merhaba. Lekesi kolunda. Onun fotoğrafını da çekip size gönderdim zaten. Fotoğrafları inceledim. Ne olmadığını söyleyebilirim. Yani doğum lekesi değil. Doğum lekesi değilse doğum yani lekesi dışarıdan değil. Herhangi bir fiziksel şiddet de oluşmuş bir yaralanma da olabilir. Şu konu... Adem Bey'i yayına alacağım ben. Çünkü şöyle çocuğun yapalım. 2 sene önce de şöyle yapalım. Yarın bir çocukla ben uygun görürse hocam, uzman bir de pedagog, tamam, bir çocuk psikiyatrı yayından önce çocukla bir görüşelim biz olmasın. Çünkü mesafeden kaynaklı ve virüsten kaynaklı gidip gelemeyeceğiz belli. Uygun bir görüşme ortamında konferans görüşmesi yapalım. Eğer çocuk gerçekten Tamer'in yanında olması çocuğun üstün yararına uygun değilse Tamer'in yanında da olmasın. Hocam zaten biz, buna biz karar vermeyeceğiz. Buna kesinlikle. Devletin makamları karar Eğer verecek. Eğer ki gerçekten şu an itibariyle Tamer'in yanına gelmesi çocuğun zararına olacaksa gelmeyecek. Minik İpek şiddet gördü mü?
Evet, bizim için aslında en önemli olan başlıklardan biri bu iddiaydı. Evet, teyzeler bu iddiada bulununca ayrı ayrı birkaç akraba bunu söyleyince bunu ciddiye almak durumundaydık ve ciddiye de aldık. Soruşturma devam ediyor. Kararı verecek olan da zaten bu konuyla ilgili devletin çalışan makamlarıdır. Diğer taraftan da küçük bir kız çocuğunun işte annesinin birlikte yaşadığı bir insanın yanında onun kendi babası olduğunu bilmeden, o beyefendinin de başka biriyle evli olduğunu bilerek yaşadığı süreçte de bir psikolojik şiddet, duygusal şiddet de var. Bunu da göz ardı edemeyiz değil mi Hasan Bey? Bu evet. Önemli bir şey. Yani biz bir örnek üzerinden konuşuyoruz ama derdimiz herkese bir şeyler anlatmak aslında yayın evet. yaparken. Bu onaylanabilecek bir durum değil. Özel mümkün hayata değil, girmek ki. Değil derdimiz evet, aslında. Evet, kesinlikle. Burada önceliğimiz çocuk. Yani bu konuda bizim neler yapabileceğiz, onu nasıl koruyabiliriz düşünmek zorundayız. Bu açıdan da biz hani bir uzman olarak bugün bu konuyla ilgili görüşmelerimi yaptım. Anneyle de görüştüm, babayla da görüştüm, kızımızla da görüştüm. Bu konuda bir kanaatimiz oluştu. Bundan ilgili ilk etapta tabii ki bize gelen bilgiler öncülüğünde hareket etme durumumuz söz konusu. Babayla görüşme yapmış olduğumuz durumda baba kendisini ifade ederken, yani bir yerde bir zamana kadar yapmış olduğu ya da daha doğrusu yapamadığı eksikliklerinin farkında olduğunu da gördüm nihayetinde. Tabii bu süreçlere kadar hayatında olmamış ama bundan sonrası için bir kız çocuğunun özellikle hayatında babasının olması büyük elzem. Yani hayatının tümünü etkileyebilecek bir durum bu. Bu nedenle de şimdiye kadar bir eksiklik yaşamış olabiliriz ama bundan sonraki süreçte bu eksikliği nasıl telafi ederiz diye çalışmamız gerekiyordu. Şimdi burada ama yine İpek'in durumunu düşünerek bunu yapacağız. Tamer Bey evet. evet kızının işte velayetini istiyor zaten onun nüfusunda. Aslında orada da enteresan bir durum var. Şu anda İpek Hanım'ın yanında o kızın yani kalmaması bile gerekebiliyor evet. yasa olarak baktığınızda ama... Burada Tamer Bey'in 8 yıl sonra birdenbire çıkıp ben çocuğumu alacağım demesi de büyük bir yanlış olur. Bu İpek'e büyük bir zarar. İşte buradaki bir takım boşluklar var. Bunu en iyi biçimde öğretmemiz lazım Tamer Kesinlikle. Bey. Hocam o yüzden lütfen dikkatlice dinle. Bu süreci yavaş yavaş, korona yüzünden de zaten göz yüze görüşme de olamaz Biraz hemen. Daha, evet. Ne yapmak gerekir? Onu konuşacağız ama onun öncesinde bana Sunu Hanım'ın bir mektubu var. Öyle mi? Sitemleri Peki. var Sunu Hanım'ın. Onları bir okumak istiyorum. İki ismi var aslında. Diyor ki bana atılan iftiraları sizin de inanıp yargıladınız diyor. Sizin inanmanız beni çok üzdü. Sunu Hanım defalarca söyledim yine aynı şeyi söyleyeceğim. Siz bana kızsanız da, kırılsanız da, hatta dava da açsanız bakın ben programıma gelen bir kişi... Önce kızım şiddet görüyor diye iddiada bulunduktan sonra yayına bağlanan işte o kişinin karşı tarafında olan aile üyeleri de aynı iddiaları tekrarlarsa bunlar da bir kişi değil birden fazla birkaç kişi ise ve ben o çocuğu görmemişsem bununla ilgili önümde bir rapor yoksa o çocukla ilgili sağlıklı olduğuna dair bir bilgim yoksa ben de ekibim bunu ciddiye alırız biz bu başvuruları yaparız. Burada mesele Suna değil o değil bu değil yani biz bunu yaparız. Bunu Hatta görmezden şu anda, gelemeyiz yani aynen, böyle bir bunu, iddiayı. Çünkü bunu asla göz ardı edilecek Kesinlikle. Bir durum değildir bu. Hem insani olarak hem de bir yayıncı olarak bunu yapmak zorundayız. Suna Hanım da telefonda hastalığından bahsetmiş geçmiş olsun diyorum size sürekli bir rahatsızlığı var. Ve diyor ki beni vahşi anne diye lanse ettiler. Ben öyle bir şey söylemedim asla. 30 günlük Tamer'in kızımla bana yaklaşması yasaklandı diyor. Böyle bir karar mı aldırdı Suna Hanım? Yok benim haberim yok. Bizim haberimiz yok. Bizim haberimiz yok. Sadece karakoldan bir ben çocuğu alacağım diye bir, tek bir mesaj attım. Evet. Attığım mesaj da telefonumda duruyor. Evet. Size de gösterebilirim bunu. Bana yasak gittirmiş. Yani... Karakoldan uzaklaştırma gibi bir şey. Tehdit diyeyim ben size. Tehdit şeyi yani. Tamer'in o konuda ama, o şahsın bulunduğu adrese yaklaşmaması ile ilgilidir. Evet. Anladım. O da çocuğumu karakola, Antalya'daki karakola getireceğini söylediği için ben dedim kesin getirecek misin? Ben dedim gelip alacağım. Hatta bunun hazırlığını da yaptım. Gidip kaymakamlıktan izin de alacaktım. Ama karşı taraf bu sefer tutturdu. Dedi Gaziantep'e hani büyük abisinin yanına gel oradan al hesabı tamam, yaptık. Onları hani... konuştuk da daha tamam, öncesinde tamam. de diyor ki 2012'de ben nafaka davası açacaktım. Tamer'in işte kız kardeşi ve birlikte yaşadığı kadın bu çocuğun babası o değil dedi. Sen dün buna da cevap verdin. Hastanede doğdu ve ben asla evet, böyle bir şey söylemedim var. Diye. Evet. Tehdit edildiğini iddia ediyor. O yüzden yalan de korkup ettim, nafaka davası yalan, açmamış. Yalan. Hepsi yalan. Hastane kayıtları orada. Öyle şimdi, bir şey şimdi, olsa bir benim kızım süreçte ben gelir miyim buraya? Anneciğim bir saniye. Şimdi bak. Şurada programa katıldığım günden beri tamam mı? Beni yanındaki şahısla beraber hep küçük duruma düşürmeye çalışıyor. Tamam mı? Benim amacım buraya ben çocuk için geldim. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmiyor.
Beni ilgilenen şu anda kızımın hayatı. Kızım için ne yapabilirim? Ben şu anda onu düşünüyorum. Bunları niye soruyorum sana? Çünkü böyle bir tehdit durumu, aile diğer aile bireylerinin tehdidi, işe girme durumu varsa zaten senin kızınla görüşme sürecinin başka bir şekilde şekillenmesi gerekir. Ben o şahısla telefonda konuşmamda da en son işte zamanda ben yani uyumlu bir şekilde çocuğa zarar gelmesin bir şekilde, kendisi de biliyor bunu. Yani ben burada yalan konuşmuyorum. Hani çocuğa zarar vermeyecek şekilde ben bir itibata, benim babası olmasını bilmesi lazım. Yarın öbür gün o karşıdaki şahıs onu sokağa attığı zaman onun hayatı beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilenen çocuğumun hayatı. Benim yerim belli, yurdum belli. Çalıştığım işim belli. Hiç olmazsa en kötü bir sigortam var. Yarın öbür gün başına bir iş gelse, yani benim yani farz et ki benim başıma bir iş geldi. Öldüm gittim, Allah göstermesin. Allah. Ama çocuğum benden faydalanacak. Benim zaten bir faydam yasal var. Olarak şu an faydalanabilir zaten. Var, faydalanabilir şu anda. Yani sigortalıysanız çocuk sizin. Ama bu çocuk yarın öbür gün büyüdüğü zaman, ergenlik çağına geldiği zaman. Yani şimdi Tamer Bey doğru, tamam güzel söylüyorsunuz nihayetinde ama buradaki en büyük eksikliğimiz bu zamana kadar gelenki süreçler. Evet. Hani bugün bu talebinizin olması bunun hemen yerine gelebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü karşı tarafta da bir hayat ve bir düzen var. Evet. Nihayetinde bunların da göz ardı edilmeden bir program yapılması gerekiyor. Evet. Sizin böyle bir talebiniz olması gayet doğal, babasısınız nihayetinde ama babalık vasıflarımız zamanında yerine gelmediğinde bu zamanki söylemlerimiz yerini bulmuyor bu sefer. İnsanlar şunu sorguluyor bu sefer. Ya 8 yıldır neredeydin? Yani bu çocuk küçükken en büyük özelliği kız çocuklarının figürleri babadır. Yani baba figürü eksikse zaten çocuklarımızın genel hayatlarında da bir takım eksikliklerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi gayet normal bir şekilde insanlar şunu soruyorlar. Tamam bu kadar düşünceliydin, bu kadar kızını düşünüyordun. Küçük yaştayken öyle ya da böyle ayrıldınız ve ayrı bir hayat sürüyorsunuz. Bunca süre zarfı içerisinde niye kızınızın hayatında olamadınız? Şimdi ilk gittiğinde... Antep'e gittiğinde biz yani çocuğun şu anda yaşı ufak olduğu için tamam mı? Anaya daha çok, annesi daha çok ihtiyacı olduğunu düşündük. Biz tamam. Biz maddi manevi şekilde yardım etmeye çalıştık. Ama hayatına özel insanlar girdiği için hani özel insan demeyeyim de yani hayatına başka insanlar aldığı için bu yani şahıs tarafından devamlı uzaklaştırdı. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Siz bu süreçlerde görüşmek istediniz ve görüşemediniz mi yani? Ben ablasının yanında görüşüyordum. Hocam bunları konuştuk, ilk dönemde ablasının yanındayken haberleştiğini, sonrasında da nerede olduğunu bilmediğini söylüyor Tamer Bey. Aynen, bu tabii aynen. Ki Tamer Bey'in söylediği, bu programımız sayesinde de ulaştığını söylüyor. Sunu Hanım şu anda hatta. Şimdi gelelim şu anda ne yapacağımıza. İşin bir yasal boyutu var, Hasan Bey bize onu anlatacak. İşte İpek'in geleceği açısından en önemlisi de onun kendi sağlığını, evet. Ruh sağlığı, gelişimini etkilemeyecek bir formül bulmak. Evet baba hayatta. Babanın nüfusunda, babayı tanıma hakkı var. Babanın da ona babalık yapma görevi ve çocuğunu tanıma hakkı da var aynı zamanda. Sunu Hanım, şimdi dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Duyuyorsunuz evet, beni tamam, değil mi? Tamam, tamam. Bu sabah hem sizinle hem de Tamer evet. Bey'le görüşmeler yaptı uzman psikoloğumuz. Evet. Siz tamam. Herhalde ona kafanızdaki soruları da sordunuz. Anlatmak evet, istediklerinizi sordum, anlattınız. Evet. Hı-hı. Siz hiç bugüne kadar İpek'i bir pedagoğa götürdünüz mü, danışmana götürdünüz mü? İnce abla bak hiç götürmedim tamam mı? Çok hani düzgün bir çocuktu. Şu 3-4 günden beri daha hani uykularında sayıklamaya başladı. 3-4 günden beri. Siz yayını mı izletiyorsunuz İpek'e? Efendim? Siz yayını mı izletiyorsunuz İpek'e? Hayır. Hani ben bana diyor sen diyor kimden konuşuyorsun diyor bu böyle diyor. Bu zamana kadar herhangi bir televizyonda izledi mi bu süreci? Yok izlemedi. Heh, tamam. Ki konuya peki, nasıl vakıf? Siz mi anlattınız ona? Ya işte hani diyor sen diyor kimden konuşuyorsun diyor. İşte hani şey arkadaşları arıyor doktor bey. Ben şunu soracağım sadece önce. Ondan sonra da hocamın sizinle yaptığı konuşmayla İpek'le yaptığı konuşmadan bahsedeceğim de. İpek'e, İpek sonuçta belli bir yaşta ve adı soyadında evet. Babasının soyadı yazıyor. Sizin birlikte yaşadığınız beyefendinin soyadının başka bir soyadı olduğunu biliyor. Onun evet. Sizinle evli olmadığınızı da biliyor, değil mi? Evet. Başka çocukları olduğunu da biliyor mu? Evet, biliyorum. Ya şimdi bunu İpek'e onun için sordum. Bir kere önce bunu nasıl anlattınız İpek'e onu merak ediyorum. Yani bu çocuk bunları nasıl bilerek büyüdü, nasıl oturttu kafasını? Ondan sonra ne zaman bugüne geçelim ve bunun üstüne çünkü sizin değerlendirmeniz önemli olduğu için bunu soruyorum hocam. Evet. Bunu nasıl anlattınız onu? Ne biliyor yani? Ha, ben mi konuşacağım? Evet, evet. İnce abla. İnce abla zaten biliyordu. Bak, İpek ne biliyordu? Önce Tamer'i anlatayım. Hı. Hani ilk okula başladığı zaman sorun oldu. Okula başladığı kayıt döneminde.
Ondan sonra öğretmen beni çağırdı. Dedi ki hani kayıtlarda dedi senin üstüne çıkmıyor dedi. Hani ben gittim yazdırdım ya. Evet. Ondan sonra ben dedim ki babası dedim tanımladı diye nüfuste dedim. Öyle dedim müdür bey dedim. Ondan sonra öyle işlem şey yaptılar yazdırdım ben sonra. Gitgide ikinci sınıfta da okumayı çökünce şey yaptı İnce abla. Hani evet. Öğrendi. Ne dedi, dedin sen dedi, o zaman ona? İpek dedim hani senin baban dedim yaşıyor ama hani uzakta dedim. O kadar. Peki yani o sürece kadar oradaki beyefendiye baba mı diyordu? Peki tabii. Dün de karşıdaki şahıs dedi ki evet. Bana baba dedi. Şimdi ben onu soruyorum. Hani o süreç yani yeni babasını öğrenene kadarki süreçte evdeki beyefendiye baba diyordu, doğru mu? Evet, evet hala da devam ediyor baba. Yani siz onun yani. Gerçek babası olmadığını nasıl şimdi anlattınız? Şimdi söyledim diyor. Gerçek babasını nasıl anlattınız ona baba derken? Onu merak ediyoruz biz. Evet, gerçek babası derken hani dedim işte hani biz ayrıldık geldik dedim. İpek dedim hani şey olmadı dedim öyle anlattım abi. Tabii bu süreçte de 7 yaşında çocuk. Hiçbir destek almadan bunu bu kadar anlattınız ve normal mi karşıladı bunu yani onu soruyorum. Abicim, ablacığım, Leon adı hani böyle hani her hemen böyle birden anlatmadım. 2 ay böyle durdum son anlattım. Hani 3. sınıfta falan da hani daha şey oldu. Hani bir sorun olsaydı öğretmenler hani beni çağırırdı. Bunun bir psikolojisi var bozuk falan dedi diye hani şey yaparlardı. Hepsi hani düzgün. Peki anlattığınızda hani, babasını sormadı mı? Ya sormadı. Ben dedi Neon adı şey dedi doktor bey. Hani dedi ben dedi artık dedi şey yapmak istemiyorum dedi. Hani büyüdüğüm zaman karşıma çıkarsa dedi. Ha, 7 yaşında ya, çocuk. Hani, evet küçüktü ya. Yani 7 yaşında demedi. Çocuk böyle konuşuyor. Siz ne anlattınız ki babasına bu şekilde öfkeyle bir tepki verir hale geldi? Yani sonuçta babasının başkasına olduğunu öğrendiyse bu yaştaki çocuğun özellikle evet, onu doğru. Araması, tanıması, merak etmesi gerekir. Yani normal yaşlardaki çocuklarda. Bunu söylediğiniz halde çocuk nasıl böyle bir ifade kullandı? Yani babasını nasıl tanıttınız siz kendisine onu merak ediyorum ben. Abicim vallahi kötü tanıtmadım bak. Hala şey yapmadım. Hiç böyle hani şey yapmadım. O bizimle dedim babanın arasında dedim kızım dedim hani hiç sorun böyle hani kötümüş şeymiş hani. Şimdi hiç şey yapmadım İnce abla. Tamam. Suna Hanım bu süreci nasıl yönettiğini kendisi anlattı bize. Bunun üzerine de şimdi bugün hocamın yaptığı görüşmeler var. Hem sizinle hem de İpek'le. İpek'in de orada hocama babasıyla ilgili verdiği kararı açıklama süreci var. Yani evet. Şu anda onu söyleyeyim. Tamer sen kızınla görüşemedin şu yayına kadar. Yok görüşemedim şu anda. Görüşemedim. Oysa ki biz hani bu görüşmeyi bir zemin hazırlayalım. Sizi bir telefonda da olsa konuşturalım istemiştik şimdi, ama. Çocuk benden haberdar olursa şimdi benim yanımda kalırsa yani belli bir süre bana alışırsa bana güvendiği takdirde bütün her şeyin değişeceğini tahmin şimdi ediyorum. Şimdi bunu ben. Hocam en iyi değerlendirecek şimdi. Kişi hocamdır. Suna Hanım ne söylüyordunuz? Buyurun. Ha İnce abla ben doktor beye söyledim hani siz dedim daha iyi bilirsiniz bizden dedim. Tamam. Peki. Hani, hocam da psikolog Hasan Ersin bu görüşmelerden ne izlenim edinmiş? Bundan sonra ne yapacağız? Yasa olarak o kısmı da hocam lütfen size özetleyeceğim. Şimdi ben Suna Hanım'la da görüşmemde şunu aldım kendisinden. Burada da teyit etmek istiyorum canlı yayında. Bu süreçlerin bu zamana kadar bir şekilde gelmiş olmasını artık bir şey yapamayız ama bundan sonraki süreçlerde eş olamayabilirsiniz ama anne baba olarak sorumluluklarınız evet. Var. Bu hükümlülükleri yerine getirmek zorundayız. Çünkü karşımızda evet. 11 yaşında bir kız çocuğu var. Evet. Bu nedenle de anne olarak size düşen büyük sorumluluklar var. Çünkü çocuk şu an sizin yanınızda. Nihayetinde sizin babayı ona anlattığınız şekilde o babayı tanıyor. Yani şu an babasıyla alakalı hiçbir şekilde fikri yok. Siz ne verirseniz ayna görevi görür çocuklar. O da onu bize yansıtacaktır. Eğer çocuk bize bu şekilde bir geri dönüş yapıyorsa... Evet, orada yaşasaydı beni kötülerdi, doğru. Bakın öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben şu an çocukla olan diyaloğunuzu anlatmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde bir... Az önceki ilk anlatım sürecinde çocuğun kurduğu cümleyi söyledi bize. Herhalde bir fikir veriyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz çocuğa ne verirseniz o da bize aynısını yansıtıyor. Evet, şimdi doğru. 7 yaşındaki bir çocuğun ben babamın suratına tüküreceğim demesi... ...çocuğun babası hakkında bir fikir beyanı olduğunu gösterir. Yani ona bir şeyler anlatılmış ki çocuk onların üzerine... Ben onun suratına tüküreceğim ifadesi kullanıyor. Yani onun anlatılma şekli, onun kafasında şekillendirdiği tavır bunu yansıtıyor. Ama sizin anlatımınızda bu daha güzel, daha bir yani ihtiyaç olan bir baba figürü olsaydı, yani olması gereken aslında,
O zaman sizin görüşmenizin hemen ardında bu diyaloğun, bu trafiğin sağlanması gerekiyordu. Normalini anlatıyorum yani ben. Yani hocam izleniminiz ne? Şimdi tamam biz İpek Hanım Tamer Bey'e kızgın ve çok da iyi şeyler anlatmamış. Anlatışılan bu benim anladığım. Şimdi o cümlelerden Suna Hanım'dan benim... Bunun aslında çocuğa hiçbir faydası yok. Yok ve ama bugünkü dezavantaj. Ama bugün İpek'i hangi duruma getirdi bütün bunlar ve İpek nasıl davrandı bugünkü İpek'in görüşmenizde? Bu süreçlerde İpek'in insanlara güvenmeme algısını erkenden öğrenip bunu da özellikle babasından başlayarak yaşaması sıkıntı oldu. Şundan dolayı biz öz bakım süreçlerinde anneden duygusal bağ alırken babadan da güven bağını alır. Bunu alamadığı için de bu süreçlerde bu vücudunda insan ruhunda eksiklik yaratır. Bu da sosyal adaptasyona varana kadar etkiler. Bütün kişiliğini. Bütün kişiliğini, karakterini, mesleğini, eş seçimine kadar gidiyor. Peki İpek'le konuştunuz. Evet. Ne dedi İpek size? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Suna Hanım'la görüştükten sonra İpek'le de görüştüm. Ne yazık ki bu süreçlerde Suna Hanım'ın da söylediği İpek'in ona yansıttığı süreçleri İpek bana da yansıttı ki daha ağır bir şekilde yansıttı. Bu süreçlerde benim gördüğüm İpek'te bir kaygı ve bir korku var. O da şu, anladığım kadarıyla babanın velayetini istiyor olması İpek'in tüm hayatını değiştireceğini, arkadaşlarından, okulundan, tüm düzeninden koparılacağını ve buna mecbur kalacağı algısı oluşmuş. Bundan dolayı da her iki kelimesinden biri ben annemle kalmak istiyorum diyor. Yani İpek o zaman biraz yani sanki babası onu buraya görmek için geldi. Evet ileri zamanda velayetini almak istiyor ama şimdi pat diye çocuğunu alıp gitmeyecek. Zaten böyle bir şey mümkün asla değil. Olmayacak ama İpek'te böyle bir korku mu oluşturulmuş? İpek'te şu an öyle bir korku var. Zaten görüşmeyi bile bu nedenlerden dolayı hatta kızgın olduğunu söyledi bir ibaresinde. Bunu kullanabilirim. Evet. Dedim ki tabii ki anlayabiliyorum. Bana da söylersen neden kızgın olduğunu en azından bunu çözmeye çalışırız derken neden kızgın olduğumu bilmiyorum gibi bir ifade kullandı. Yani bu programlanmış bir cevap. Aynen. Ya çocuğun nedenselleştirmesi lazım. Onların hayal gücü çok geniştir. Yani bir şeye cevap veriyorsan onun altyapısı vardır onlarda. Ama ben babama kızgınım dediği zaman nedenini bilmiyor. Ama İpek tabii bir yandan da şunun endişesinde yaşıyordur. Ona aktarılanlarla, duyanlarla alıştığı ortam, alıştığı çevre, yanında büyüdüğü annesi, arkadaşları eyvah hepsinden koparılıp başka bir yere mi gideceğim? Benim algıladığım şu, annesinin İpek'e konuşmasından şunu anlayabiliyorum. İpek'ten aldığım şu, annesi senin velayetini istiyor, buradan alacaklar, düzenimiz bozulacak gibi bir ibare kullanılmış ki çocukta da aynı ibare bize dönüyor. Suna Hanım. Biz de şuna bağladı hatta bu nedenden dolayı. Bu takım şeylerden dolayı ben annemle babamla görüşmek istemiyorum gibi ibare kullandı. Bir de şu var yani 11 yaşındaki bir kız çocuğunu kullanamayacağı ifadeler. Ben babam bu zamana kadar bana bakmadı, benimle ilgilenmedi, benim ihtiyaçlarımı gidermedi o yüzden görüşmek istemiyorum gibi ibare kullandı. Bu 11 yaşındaki bir çocuğun kullanacağı ibareler değil. Bu ona öğretilmiş. Karşı tarafın öğrettiği şeyler bunlar. Bu ona öğretilmiş ve hazırlanılmış bir cevap. Şimdi 11 yaşındaki çocuk bunu idrak edemeyebilir. Buna ne verirsen o şekilde yansıttığı için bize İpek kızımız da bize bu şekilde dönüş yapıyor. Şimdi bu bizim ne yazık ki ayrılan ebeveynlerde çoğunlukla rastladığımız bir durum. Evet. Bize başvuranların hemen hemen hepsinde bu kimin yanında büyüyorsa diğer tarafla ilgili olumsuz şeyler söyleniyor. Maalesef. Bu hikayede de zaten babayla ilgili çok büyük bir boşluk var. 8 yıldır hiç babayı tanımayan bir kız çocuğu. Ama şimdi o bağı tesis etmek istiyor. Ama İpek'e zarar vermeden, incitmeden yani Suna Hanım şimdi her ne kadar yapmadım dese de belli ki Tamer Bey'le ilgili olumsuz yansıtmalarda bulunmuş. Siz bunu uzman olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi yapacağımız şey ne? Hocam önce bir yasal durumu siz özetleyin. Sonrasında Tamer Bey bize hem buradan bir evladına seslensin istiyorum. Hem de hocamın dedikleriyle nasıl yürüyeceğimizi bir anlatalım istiyorum. Ya şimdi İnce Hanım yani erkek kadın evleniyor. İyi kötü saçma sapan belki haklı haksız bir şekilde boşanıyorlar. Ortada bir çocuk ve çocuk bir tarafta kalmak zorunda hukuka göre. Yani hikayenin en masum tarafı çocuk. Evet. Yani her zaman burada öyle. Şunu tartışamayız çocuğun üstün yararı gereği. Yani sen çocuğu hak ediyorsun, sen hak etmiyorsun gibisinden birilerine hak yüklenen bir durum değil bu. Çocuk, çocuğun üstün yararı, çocuk nerede kalmak zorundaysa yasa gereği ona göre davranmak zorundayız. Şimdi bir önce dediniz ki yani çocuk babaya karşı bir şekilde hani doldurulmuş. İşte hocamın da daha önce bahsettiği bu ebeveyne yabancılaştırma sendromu gereği çocuk haliyle... Çünkü diyor ki büyüyünce şey babasının suratına tamam, tükenecek. Hocam şimdi bunları zaten şimdi, çünkü süren Hanım, çok az hukuki, bunları konuştuk. Hukuki anlamda bir kere velayet tek başına baba Tamer'e ait. Yalnız şu anda ben velayetin
birden babaya, yani kız İpek'in birden babanın yanına verilmesinden ziyade babayla arasında yavaşça bir adaptasyon süreci. Onu zaten hocam evet. anlatacak hukuki, ama yasal olarak aslında şu. Hukuki anlamda bir şahsi ilişki tesisi Hasan yoluna Bey, aslında şu. Yasal olarak Tamer'in hakkı olsa da bu çocuk bu kadar yıl orada yaşadığı için birdenbire tak diye babanın yanına gitmesi çocuğu incitecektir. Kesinlikle orada zarar veriyor. Nasıl yapacak? Onu söyle lütfen Tamer. Bak çocuğum için, çocuğum için ne yararlıysa nasıl olacaksa o yapmasın. Evet. Çocuğuna da ne kadar sevdiğini ve aslında pişman olduğunu da söyler misin bir buradan, bir seslen ben, evladına ben da? Ben kızımı, evladımı canımdan çok seviyorum. Yani inşallah bilmiyorum görüyor mudur, duyuyor mudur ama ben onun babasıyım ve ölene kadar da kızımı, evladımı bırakmayacağım. Ve yani çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Babaanne de aynı şekilde torununu tanımak istiyor. Değil mi Leyla Hanım? Öyle. O zaman hocam sürem çok az ama şöyle bir toparlayalım. Ben hemen toparlayayım. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bir kere uzak mekanda. Suna Hanım farklı iller. Suna Hanım hatta. Evet, Suna Hanım da dinlesin. Suna Hanım. Bundan kısaca Suna toparlayayım sizden ben. Sizden de bu sözü alacağız. Tabii canlı yayında sizden de duymak istiyorum. Şöyle bir süreç işleyeceğiz. Şimdi nihayetinde kızımızın bu görüşmeye hazır olduğunu görmedik. Tabii ki bu süreçleri yaşadığınız için de malumunuz bir anda olmuyor bunlar. Yaşamış olduğu orada bir düzen var, bir hayat var. Bunların hiçbirinin bozulması gibi bir şey söz konusu değil. Burada ilk etapta sizden isteyeceğim, kızınıza bunları sizden duyması önemli. Çünkü bu zamana kadar siz ne dediyseniz onları duydu. Şimdi de bundan sonraki süreçlerde de babasıyla görüşmesi gerektiğini, yani babası olarak da bunlara hakkı olduğunu, öncelik olarak da bunu telefon trafiğiyle başlatarak sizin de eşliğinizle. Yani haftadan mesela azar azar böyle konuşabilirler değil mi o şeyin? Evet, zaten bakın, işte öyle başlamışsın, bir uzman yavaş desteği de gerekecek. Tabii herhalde eğer hocam, değil mi? Bulunduğunuz yerde alma imkanınız varsa uzman eşliğinde de bu görüşmeyi sağlayabilirsiniz. Tamam. Burada olsaydınız biz yardımcı evet, olurduk tabii ki ama. Evet. Sizden şöyle toparlayalım. Hemen. Sizden ricam, bundan sonraki süreçlerde babasıyla olan diyaloğunuz her ne olursa olsun kızınızın ön planda tutarak babayla görüşmesini sağlamanızı rica ediyorum. Yani şöyle bir duruma gelmesin Suna Hanım, çocuğunuz sizin yanınızda büyüdü. Bundan sonra incinmesin diye babayla görüşmelerini uzman desteğinde başlatın. Önce telefonla görüşmeler, sonra evet, görüntülü görüşmeler, sonra da inşallah yüz yüze görüşmeler aşamasına gelsin. Onun sonrasında velayetle ilgili düzenleme yapıldığında da yargı makamı kim kaç gün görecek buna karar verdiğinde buna uyulsun. Bu arada da tabii gelişen zamanda da babaanneyle de bu telefon görüşmelerini katmak lazım Leyla Hanım. Ha? Ne diyeceğim torununa? Bence önce ondan başlayalım. Çok oluyor zaten. Kesinlikle. Akşamda çok özlemiş İpek'ini. İnşallah görüşeceksin torununa. Suna Hanım, bu sözü veriyorsunuz herkesin önünde değil mi? İnce ablacığım sadece Tamer ablamı arayıp bana böyle hani benim kardeşlerim. Artık ablanızı o konuyu bıraktık. O ayrı bir konu. O bizi ilgilendirmiyor. Yasal olarak o değerlendirilecek. Ama tabii ki diğer takip de yapılacak. Reklama gitmem lazım. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, İpek'in annesi Suna Hanım, babası Tamer Bey'le önce telefonda görüşmelerini gerçekleştireceğinin sözünü verdi herkesin önünde. Sonrasında bunlar tabii bir uzman desteğiyle devam edecek. Ardından görüntülü görüşmeler ve bütün bu yasaklar kalktıktan sonra da İpek hazır olduğunda, uzman bunu söylediğinde de yüz yüze görüşmeler başlayacak. Siz kendi evet, aranızdaki sorunları İpek'e yansıtmayacaksınız. Yani, kesinlikle. Ve Leyla Hanım çok güzel bir şey söyledi az önce reklam arası. Torunum için dedin, sen söyle. Torunum için gelecek neyse. En iyisi. En iyisi neyse o olsun. Ama yeter ki biz görelim, bilsin. Babaannesi olduğunu, dedesi olduğunu, babası olduğunu bilsin. Evet. Ben biraz daha sabrederim diyor Leyla yani, Hanım. Yeter ki o zarar görmesin. Suna Hanım, sözünüzü tutacağınıza inancım tam. Çünkü söz konusu İpek'in geleceği. Ama bu gerçekleşmezse biz bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtmek istiyorum. Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum desteğinize. Sizlere de değerli hocalarım. Haftanın sonuna geldik. Pazartesi günü biz burada olacağız inşallah. Sizleri de bekliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu arada hafta sonu anneler günü mü? Bu hafta evet, sonu pazar değil mi? Pazar günü. Yani bütün annelere sevgiler. İyi ki varsınız. Anneciğim, seni çok seviyorum. Pazartesi yapalım konuşmamızı. Zamanımız kalmadı ama yani insanı büyüten bir şey annelik. O kadarını söyleyeyim. İnsanı büyüten, insanın kendinde sahip olduğu özellikleri fark etmesini sağlayan bir şey annelik. Ve ben hep diyorum, insanı dünyanın hem en cesur, en güçlü insanı yapan hem de en korkak insanı yapan şey de annelik. Sevgiyle kalın.